Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Mevzuların 55. bölümünde yine sizlerle beraberiz. Elbette ki yanımda yine sizlerin de çok yakından tanıdığınız, benim de çok değerli arkadaşım, sevgili Amiral Cem Gürdeniz var. Hoş geldiniz sevgili amiralim. Hoş bulduk. Sağ olun. Daha için tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar sizlerle beraber olmadığımız zaman içerisinde, yani mevzular 54'ten sonra Türkiye'de ve dünyada bir sürü olaylar meydana geldi. Bir sürü şey yaşandı. Bizler gene yazılar yazdık. Cem Amiralim de aynı şekilde bir takım yerlerde konuştuk, anlattık. Ama bizim için asıl olan burada mevzularda bu olan hadiselerle ilgili size anlatacağımız bazı şeyler var. Bugün konularımızı kısaca özetleyecek olursak Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Ve biz bu çekimi 5 Ekim tarihinde yapıyoruz. Herhalde kısa bir zaman sonra yayınlanır. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılının yıl dönümüne çok az bir zaman kaldı. Fakat bu kadar zaman az kalmasına rağmen hala ülkemizde Cumhuriyetin 100. yılının coşkusunu, Cumhuriyetimizin 100. yılına erişmenin mutluluğunu, huzurunu, bununla ilgili aktiviteleri ben çok fazla göremiyorum. Bunları da konuşacağız Cem Amiralim'le. Ayrıca yine Cumhuriyetimizin kuruluş senedi olan Lozan Barış Anlaşması'nın da 100. yılını idrak ediyoruz. Onu da burada sizlerle konuşacağız. Başka ne konuşacağız sizlerle? Çok yakın bir tarihte Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yine bir takım hareketlenmeler oldu. Operasyonlar meydana geldi. Bu işin esas konusu nedir? Asıl hedeflenen nedir? Özellikle Cem Amiralim'in bu konuda yazıları var. O Kafkasya bölgesine, Asya Pasifik'e, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili, yeni deniz rotaları ile ilgili bir takım yazıları var, öngörüleri var. Onları da sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Ayrıca başkentimiz Ankara'nın başkent olmasının, o cumhuriyet kadrolarınca başkent ilan edilmesinin ve milletin de göğsünü yere göre bunu büyük bir memnuniyetle kabul etmesinin de 100. yılını yaşıyoruz. O konuyla ilgili de sizlere söyleyeceklerimiz olacak. Ama Cem Amiralim izin verirsen öncelikle çok yakın bir zaman önce biliyorsun Ankara'nın göbeğinde yine bir terör hadisesi meydana geldi ve orada çok şükür ki şehidimiz yok ama iki kahraman polisimiz o olaya müdahale eden ve gerçekten de ben bu terörle mücadele için içinden geldiğim için bütün 30 yılımı buna verdiğim için biliyorum öyle çok çabuk hemen müdahale edebilmek, sağlıklı atışlar yapabilmek çok da kolay değildir. Büyük bir refleks gerek. Büyük bir refleks gerektiriyor. O kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de gerçekten kutluyorum bu konuda. Ama terörle ilgili şunları aslında konuşmak lazım. Teröristin ya da terör örgütünün şucusu bucusu olmaz. Şimdi bakıyorsun yorumlara, bakıyorsun bu olayın veriliş tarzına veya bununla ilgili yapılan şeylere. Efendim şu şucuydu, bu bucuydu öyle bir şey yok. Ben şunu gördüm ki ve dünyadaki bana göre en büyük terör örgütünün başını sorgulamak da bana nasip olmuştu. Şu anda İmralı'da yatan Abdullah Öcalan'ın sorgusundan da anladığımı burada aktarmak istiyorum. Şunu kendisi de söyledi. Terör örgütlerinin sağcısı, solcusu, dincisi bilinmesi olmaz. Terör örgütü amacına ulaşmak için her türlü haltı yer dedi. Evet. Ve herkesle de ilişkiye geçer dedi. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır'da görev yaptığım dönemde 1993'te PKK ve Hizbullah dediğimiz şu anda uzantıları da var biliyorsun evet. Siyasi anlamda. Onların arasında 93 yılına kadar birbirlerini enselerinden vurarak ya da bir takım eylemler yaparak sözde biz burada hükümran olacağız. Birisi ben sosyalist bir Kürtçü devlet kuracağım. Öbürü de ben dinci, şeriatçı evet. Bir devlet kuracağım diye. Fakat 93 yılında ne yaptılar biliyor musun? Bunu Abdullah Öcalan da bana anlattı. Aralarında bir anlaşma yaptılar ve dediler ki ya bizim amacımız, hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Cumhuriyeti yıkmak. Onun için biz 93'ten itibaren birbirleriyle evet. Aralarında bir ateşkes yaptılar. Evet. Zımni bir ateşkes uyguladılar. Ve ondan sonra ne oldu biliyor musun? Biz bunları hep tespit ettik. 2000'li yıllara geldiğimizde, 2000 yılı, 2001 yılı hatta 99'dan başlayan süreçlerde PKK ve Hizbullah'ın paslaştığını gördük. Evet. Şimdi inkar ederler. Ama bizzat Abdullah Öcalan'ın söylediğine dair ben kitaplarımda kendi ağzından yazılar var. Yani terör örgütü işte Asala zamanında nasıl PKK'ya destek verdi, PKK nasıl Asala'ya destek verdi, diplomatlarımızı, ateşelerimizi şehit ettiler, katlettiler alçaklar ve şimdi yine aynı tehlike var. Ben buradan da vatandaşlarımızı uyarıyorum. Devlet yetkilileri %100 bununla ilgili çalışmaları vardır. Ama bu işin içinden gelmiş bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekli mensubu olarak da onları tekrar ikaz ediyorum. Bakın Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan çeteler benim oradaki Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimin şehit olmasına, yaralanmasına sebep oldu. Evet. Yakın bir zamanda Asala türü örgütler türeyebilir. Tekrar ayağa kalkabilir. Onlar birbirleriyle paslaşabilirler. Sadece bu da değil. Hani diyorlar ya şimdi efendim PYD, PKK bilmem ne, IŞİD'de. Yok öyle bir şey. IŞİD'le de PKK her şekilde birbirlerini kullanıp yine çok Türkiye doğru. Cumhuriyeti Devleti'ne zarar verebilir. Çok doğru. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki evet Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatımız bu hadiseden önce de sonra da nokta atışları yapmaya başladılar. Hepsini tebrik ediyorum. Devlet refleksi zaten budur. Aynen devam etmelerini istiyorum ama şunu da unutmayalım. Terörle mücadele sadece askeri anlamda, istihbari anlamda olmaz. Diplomasi anlamında
anlamında da terörle mücadele etmemiz lazım. Gözümüzün önünde Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'yi 100 küsür bin geçen programda da çok kısa bahsetmiştik. Evet. Orada tırlar doğrusu silahlarla inanılmaz şekilde verdikleri eğitimlerle, teçhizatlarla bir Kürt koridorunun oluşturulması için kendi güdümlerinde bir piyon Kürt devletini oluşturmak üzeredir. Şimdi biz Kandil'de gidip bombalamalar yapıyoruz. Elbette ki bizim istihbaratımız vardır. Oradaki cephanelikleri, orada bir takım depoları, şunları bunları hepsini vuruyoruz. Ama gözümüzün önünde Amerika PKK ve PYD'yi kucağına almış durumda. Biz Amerika'ya karşı bu konuda diplomatik anlamda ne yapıyoruz? Ben bunu bilmek istiyorum. Tamam. Sen biliyorsan Cem Amiral'im lütfen söyle. Ben böyle bir şeyin yapıldığını görmüyorum, hissetmiyorum. Vatandaş olarak da hissetmiyorum. Bu işin içinden gelmiş bir Türk subayı olarak da hissetmiyorum. Çok haklısın. Amerika'ya nasıl bir yaptırım uyguladık? Uygulayabilecek miyiz? Evet uygulayabiliriz. Akıl bunu gerektiriyor. Özetleyeceğim konu bu. Terörün sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu olmaz. Türkiye daima jeopolitik durumu ve şu andaki bulunduğu konum itibariyle de sadece coğrafya anlamında değil, bir takım ekonomik durumlar, Türk dünyasındaki liderlik konumu, Azerbaycan ile Ermenistan'ın o Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan'ın yapmış olduğu anti-terör operasyonu. O bir savaş değil. Değil. Çünkü orada teröristlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Ermeni ordusuyla falan savaşmıyoruz orada. Geldi oradaki Ermeni teröristleri bizim kendi topraklarımızda, Türk topraklarında bizim çocuklarımızı şehit ettiler. Doğru. Birinde iki tane, birinde oraya yardıma gelen polisler mayına bastı. Evet. Bir de Ağdam'da iki tane yaralımız var. Şimdi olaya bu şekilde baktığımız zaman terör örgütlerine karşı güvenlik politikalarını elbette çok sağlam tutmalıyız. Ve hatta ben 4 sene, 5 sene önce de Mevzular programında söylemiştim. Yine söylüyorum. Bu işin hasbelkader uzmanı olarak söylüyorum bunu. Terör örgütlerinin liderlerine ve bulundukları bölgelere yöneleceksiniz. Ki bunu şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli İstihbarat Teşkilatı kanalıyla bence gayet iyi yapıyor. Evet. Kırmızı kategoride aranan. Evet, onları buluyor. Bunları bulundukları inlerde vuracaksınız. Amerika da bunu çoğu zaman kendi kurduğu El-Kaide'ye bunu yaptı zaman zaman. Bunu da yapmak zorundayız. Artı o örgütü, terör örgütü PKK'yı, terör örgütü Hizbullah'ı, terör örgütü FETÖ'yü besleyen damarları da kapatmamız gerekiyor. Milletimizin de bunu bilmesi gerekiyor. O da nasıl olur? Finans kaynaklarına yöneleceksiniz. Hukukun dışına çıkmadan iş yapacaksınız. Yani bazen Amerika'nın ya da Rusya'nın yaptığı haydutlukları da yapmadık biz bugüne kadar. Gerçekten öyle. Bu bakımdan bu konuyu kapatmadan önce bugüne kadar terörle mücadelede verdiğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Evet. Gazilerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı konusuna gelelim. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını anlatırken birçok programda kimseyi kınamıyorum ha sakın. Cumhuriyet'in 100. yılını herkes kutlasın, söylesin. O benim çok hoşuma gidiyor. Tabii. Bayılıyorum. Profesörümüz de, bakkal Mehmet amcamız da, Ayşe teyzemiz de aynı şeyi söylüyor. Ama yani Cumhuriyet'in kuruluşuna giderken 1918'den sonraki günlerde, milli mücadele günlerinde şöyle bir anlatım var. Diyorlar ki 1918'de Mondros imzalandı. Eyvah, tamam imzalandı. Sonrasında Atatürk Samsun'a geçti. Erzurum'a gitti, Sivas'a geldi, Ankara'ya geldi. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya bitti, Cumhuriyet'i kurdu. Bu değil. Biz o dönemde yaşanan sıkıntıları, bir takım spesifik hadiseleri burada bahsetmeye çalışacağız. Bunları anlayabilirsek şu anda Cumhuriyet'imizin kıymetini daha iyi anlarız. Gelecekte de Cumhuriyet'imizin Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır dediğinin anlamını daha iyi anlarız. Onun için ben bir açılış konuşması yaptım. Söz sizin sevgili amca. Evet. Buyurun. Şimdi tabii 100. yıl yani söylerken bile insan gururlanıyor. Değil mi? Değil mi? Tüylerimiz diken diken oluyor. Bir asır bu ülkenin nasıl kurtuluşu sağlayıp arkasından Cumhuriyet'i kurup çok kısa sürede Türk Rönesansı dediğimiz 23-38 arasında resmen yepyeni bir devlet kurup yepyeni bir medeniyet dünyasına geçiş. Bu hakikaten düşündüğümüz zaman yokluklar içerisinde bu iş olduğu için hepimizi gururlandıran ve geleceğe içinde bulunduğumuz bu kadar olumsuz şarta rağmen büyük bir umutla, büyük bir coşkuyla bakmamızı sağlayan bir şey. Yani o dönemde bunu yapabildiysek o zorluklarla, o yokluklarla bir köylü çiftçi imparatorluk, yıkılmış bir imparatorluk, işgale uğramış bir imparatorluk, silahlı güçleri tamamıyla pasifize edilmiş bir imparatorluk ve işgale uğramış bir imparatorluk. Buradan kalkıp kurtuluşu başarıp üstüne üstlük yepyeni, modern, çağdaş, uygar bir devlet yaratabildiysek o şartlarda Türkiye'nin önü açıktır derim. Yani en azından tarihten aldığımız bu güçle Türkiye geleceğe çok daha hazırlıklı, çok daha güçlü girebilir. Bir daha söylüyorum, içinde bulunduğumuz bu olumsuz koşullara rağmen küresel sistemin hemen hemen hegemonyanın el değiştirme aşamasında en kaotik, en tehlikeli, en çarpıcı olaylara uyandığımız bir dönem içerisinde bunu söylüyor. Biz eğer Mondros'u, biz eğer Yunan işgalini, İngiliz, Fransız, İtalyan işgallerini atlatıp o yokluklar içerisinde 8 aylık Lozan mücadelesiyle bir cumhuriyet kurabildiysek bundan sonra bu sosyogenetik kodlarla bizim yapamayacağımız şey yoktur diye başlayayım. Çok güzel. Bir kere evet. Bu güce inanalım. Bu tarihin verdiği bir güç bize belki de Orta Asya'dan başlayan büyük yürüyüş ve dünyanın en seçkin coğrafyasında 1000 yıldır kalmanın verdiği
verdiği güç, belki de kurduğumuz devletler, oradan aldığımız tecrübelerle geleceğe bakmanın, ama en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış olmanın verdiği güçle ben bunu söylüyorum. Baktığımız zaman esasında 30 Ekim 1918 Mondros. Sen geçen programda Atatürk'ün 29 Ekim'i özellikle seçtiğini söylemiştin. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim. Niçin Agamemnon zırhlısında Limni'nin Mondros limanında... Bunu söylemedik. Evet, şimdi onu söyleyelim. Lütfen söyle. Niçin 30 Ekim'i seçtiler? Çünkü Almanların İttihat Terakki'yi özellikle Enver Paşa'yı etkilemesi sonucunda biliyorsun 29 Ekim günü Yavuz, yani Goben ve Breslau, Türk bayrağı çekilmiş Alman gemileri Rus limanlarını bombalayarak Türkiye'yi de facto olarak savaşa sokmuş. Dikkat et, 29 Ekim'de. Özellikle 30 Ekim'i bile seçtiler. 30 Ekim'de bu yapılanlar yüzünden, sizin yüzünüzden, özellikle Çanakkale'deki deniz zaferi sebebiyle ve kara harekatı sebebiyle biliyorsun savaş 2 yıl uzadı ve İngiltere bir Pirus zaferiyle çıktı şeyden. Pirus zaferi niye? Evet. Çünkü çok kan kaybetti. Tabii. Çok güç kaybetti. Ona rağmen düşünebiliyor musun? Almanya'da Kaiser'i ve imparatorluğu çökertti. Kaiser Hollanda'ya kaçtı ve Alman imparatorluğu sona erdi. Efendim Macaristan'daki Almanya ile biliyorsun Versay Anlaşması'nı imzaladılar 28 Haziran'da. Polonya abi. Onlar Polonya tabii, Cumhuriyet ilan etti. Evet tabii, ama daha sonra tabii bir tek tabii. Polonya değil, birkaç devlet kuruldu yani. İngiltere'nin Ulus himayesine kuruldu. Ulus devletlere geçiş, cumhuriyetlere geçiş zaten 1. Dünya Harbi'nin sonunu getirdiği şeyler. Evet, 1. Dünya Savaşı evet bittiğinde bir yıl evvel bir kere Romanovlar bitti. Rus İmparatorluğu tabii. bitti. Bir komünist ihtilalle yepyeni bir dünya kuruldu orada. Amerika'nın Avrupa'ya müdahalesi oldu. Düşün yani, Rusya eğer savaştan çekilmeseydi Romanovlar, Amerika müdahale etmezdi. Ama Amerika niye müdahale etti? Çünkü İngiltere Amerika'dan aldığı paralarla bu savaşı yönetiyordu. İşte o J.P. Morgan'lar falan, ne oluyoruz biz, paramızı alamayacağız diye Amerikan askerine... Niye para için geldi? Tabii yani. Kesinlikle her zaman öyledir. Önce finans, kapitalizmin en gelişmiş döneminden bahsediyor. Savaşlar niçin çıkar? Kapitalizmin yeni hedefleri için çıkar. Benim de bu dönemdeki bütün mücadele de zaten onun için yani. Dolayısıyla baktığımız zaman evet Almanya'da imparatorluk çöktü ama Almanya'yı işgal etmediler. Dikkat edin. Evet. Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. Yugoslavya diye yeni bir devlet kuruldu. Evet. Ama bir tek dikkat et, Osmanlı İmparatorluğu işgale uğradı. Niye? Çünkü zaten en büyük av Osmanlı İmparatorluğu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın amaç oydu. Yani en büyük amaç tabii ki Almanya'yı durdurmaktı. Herkes zannediyor ki savaşı Alman. Hayır. Savaş İngiliz kapitalizminin, yükselen Alman kapitalizmini durdurmak için çıkan bir savaştı. Çünkü Almanya, sen kapitalistsin, bu kadar sömürgen var, ben de kapitalistim, ben de dünyaya çıkmak istiyorum dedi. Almanya'ya dur bakalım dendi. Batıdan Fransa, doğudan Rusya ile Almanya ne yapıldı? Bir sandviç şeklinde ortaya alındı ve Türkiye'de başka çaresi yoktu. Zaten biliyorsun Türkler savaşın başında Fransa ve İngiltere ile ittifak kurmak için çok uğraştılar. Maliye Bakanı gitti geldi. Zaten avın ana nedeni Osmanlı'ydı. Zaten neyi görüyoruz? 1909 Reval görüşmesinde evet. zaten paylaşma kararı. 1916 Sykes-Picot'da zaten o dönemin Büyük Orta Doğu Projesi. Etki alanları kuruluyor. Fransa'ya nereler bırakılacak? İngiltere'ye nereler? Amerika dışlanıyor dikkat edersen. Daha sonra Sykes-Picot'a Romanovlar bile giriyor. Bolşevik devrimi olmasa esasında kesinlikle. Düşünebiliyor musun? Türkiye tamamen iç hatlar durumunda. Kuzeyden Rusya, güneyden ve batıdan İngiltere ile Fransa, ben Türkiye. Ben bu şartları Türk milletinin, bizi izleyen arkadaşlarımızın bildiklerinden eminim ama ne kadar zor koşullarda, biraz önce sen çok güzel özetledin. Ne kadar zor koşullarda biz bu cumhuriyeti kurmuşuz. Bunun için değerini çok iyi bilmemiz gerekenin bir de tabii en önemlisi şu değerli kardeş. Osmanlı savaşa hazırlanırken Kaan'ı döneminde, Orta Çağ evet. döneminde. Öbür dünyaya bakıyorsun, aydınlanmayı bitirmiş. Birinci sanayi devrimini bitirmiş. İkinci sanayi devrimi. Osmanlı ordusunda askeri alıyorsun. Çoğunun ayakkabısı ya. Yok. Üniforması yok. Hasta. Almanya'dan Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine kum torbaları için cephede kullanılmak üzere, siperde kullanılmak üzere kum torbaları geliyor. Bir bakıyorlar kum torbaları kayboluyor. Bir Alman'ın hatıratında okudum. Sebebini söyleyeyim. Türk askeri yama yapıyor kum torbalarında. Durum bu. Kumaş bulmuş. Kumaş buluyor. Onlar yama yapıyor. Şimdi böyle bir imparatorluk yenilmiş. 30 Ekim'de Agamemnon'da özellikle seçilen bir isim. Agamemnon'da Atatürk çünkü ne demişti? Hector'un değil mi? Aynen. İntikamını aldık dedi. Ben de sana Agamemnon'u gönderiyorum dedi adam. İntikama evet. intikamla cevap veriyorum dedi. Evet. Arkasında 1919'da Paris Barış Konferansı diye bir konferans topluyorlar. Bakar mısın? Şimdi adam savaştan galip çıkmış. Almanya'yı yenmiş. Avusturya Macaristan'ı yenmiş. Türkiye'yi yenmiş. Bulgaristan'ı yenmiş. Çok özür dilerim. Evet. Sözünü kestim. İstersen adım adım ben de Mondros'a gelmeden önceki tabii. durumu şöyle çok kısa evet. ama Paris'i unutmayalım. Yani Paris'ten devam edeceksin. Yani çok alçakça bir şey. İşgal kararı verildiği için evet. çok önemli. Orada veriliyor. Bütün cephelerde Osmanlı ordusu gayet güzel mücadeleler veriyor. İşte Galicia'da hiç alakamızın olmadığı yerde. Onu da biraz sonra çok kısa değineceğim ona da. Medine'de müdafaamız, Kutuz zaferimiz var. İngilizlerin teslim olmaları var. Kutuz zaferinde o şekilde ilk defa Townsend'ın, General evet, Townsend evet. dahil binlerce İngiliz'in teslim olması var. İngiliz savaş tarihinde, İngiliz millet tarihinde kara bir lekedir o. Bizden ikinci defa yani Çanakkale'den sonra.
Çanakkale'den sonra ikinci defa da Nusrat, ayak yani. Çanakkale bir de hep de söylerler zaten evet. Bunu kendi tarih kitaplarında. Onda da bizi de sevmezler. Onu da biliyoruz. İşte İstanbul'da toplanıyorlar. Dediğim gibi Fethi Okyar, Enver, Talat Paşalar, Cemal Paşalar toplanıyorlar. Bakıyorlar ki memleketin hali gerçekten rezalet. Tabii bir konuşma geçiyor aralarında. Diyorlar ki ne yapacağız peki? Ne yapmamız gerekir? O sırada Padişah Vahdettin'in, şimdi bu anlatacağımı mevzular izleyicilerin de çok iyi dinlemelerini rica ediyorum. Gerçekten çok enteresan. Ben de bu işlerin içine girdikten sonra, arşivleri açtıktan sonra, değişik kaynaklara baktıktan sonra vakıf olduğum bir konu var. Hani diyorlar ya, Vahdettin sessiz kaldı, Mustafa Kemal'i görevlendirdi, git Anadolu'da benim adıma. Bu bir taraf tutma falan değil arkadaşlar. Biz yiğidin hakkını yiğide vereceğiz. Ama yiğit olmayanın namerdin de hakkını ona vereceğiz. Vahdettin saraya çağırıyor Abdurrahman Şeref Bey'i. Diyor ki artık diyor bu şeye gerek yok. Bu diyor İttihat hükümetiyle bilinmesiyle bu ateşkese diyor Almanların diyor yenildiğine dair bana da haber geldi. Bir çare düşünsünler. Talat Paşa'ya söyleyin diyor. Çağırmıyor sadrazamı yani. Başka birisini çağırıp ona söylüyor. Daha sonra bunlar da kendi aralarında diyorlar ki ya o zaman tamam biz çekilelim. Evet büyük bir tehlike olacak belli. Fakat diyorlar bizim yerimize de birdenbire Damat Ferit gibi ya da Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden birileri getirilirse zaten bizi suçladıkları Ermeni olayı bilmem ne olayı falan filan diye bir Türk avı, Türkçü evet. avı başlatacak bunlar diye. Evet. Düşünüyorlar, karar veriyorlar. Ahmet İzzet Paşa da kanaat getiriyor. Ahmet İzzet Paşa kim? 1897 Yunan Savaşı'na katılmış. Daha sonra Genelkurmay'a atanmış. 1911'de gitmiş Yemen'deki isyanı bastırmaya görevlendirilmiş. Öyle delikanlı da bir adam. Vatanını milletini bilen, Türkiye'deki o Jön Türk gelişiminden de faydalanmış. İki tane dil de bilen bir insan. Ahmet İzzet Paşa'ya bunu götürüyorlar. Ahmet İzzet Paşa'ya da diyorlar ki bunu sana verelim Talat Paşa'yla görüşmelerinde. Fakat bir iki tane de içinde İttihatçı bakanımız olsun, nazırımız olsun diyorlar. Çünkü bir geçiş hükümeti olacağına evet. göre bu birdenbire paldır küldür böyle Türkçülere saldırma olmasın. Çünkü İngilizler zaten bunu istiyor diyorlar. Evet. Tamam diyorlar. Padişah ilk başta buna mırıldanıyor. Bir de çok enteresan bir şey var ya. Senin de dikkatini çektim bilmiyorum. Kim padişahın huzuruna çıksa, Rauf Bey'in anılarında da var bu. Birçok kişinin anısında var. Padişah böyle oturuyor, gözlerini kapıyor, susuyor filan. Ya ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bilmiyorum sen bunu duydun mu? Yani değişik bir ruh hali olan bir padişah. Evet, evet. Çok enteresan. Bunlar gidiyorlar. Vahdettin diyor ki peki tamam iki tane şey oraya koyun. Kim olacak bunlar? Birisi tabii Denizcilik Bakanı ya da Bahriye Nazırı diyeceğimiz Rauf Bey. Rauf Bey de bunu kabul ediyor. Neden? Rauf Bey de geçen sen de söylemiştin. Bir Hamidiye kahramanı diye bir şey var. Ki bunu tamamen de hak etmiş birisidir. Evet, doğru. Kesinlikle. O kabul ediyor. Bir de Cavit Bey'e gidiyorlar. Biliyorsun muhasebeden anlayan tek adam. Maliye öyle diyorlar. Cavit Bey, evet. Muhasebeden doğru. diyorlar anlayan tek adam. Maliye Nazırlığı'nda da o kabul ediyor. Hükümet kuruluyor. Fakat hükümet kurulduktan hemen sonra Vahdettin diğer planlarını uygulamaya başlıyor. Kim gidecek şeye? Limni. Ha, Limni'ye gidecek birisi. O diyor ki Damat Ferit bu işi daha iyi yapar falan diyor. Başka birileri söyleniyor. Diyorlar ki Rauf Bey gitsin. Rauf Bey gidiyor. Amiral Kartop. Evet. Rauf Bey'in gitme nedenini biliyorsun değil mi? İngilizcesi çok konuşalım. İyi. En önemlisi. Bir de Amiral Buckingham'la 1903 yılında Amerikalı albay Buckingham'la İngiltere Genelkurmayı'nı, Deniz Kuvvetleri'ne hatta krala kadar çıkıyor. Amerikan başkanına onları kadar. Çok iyi tanıyan birisi. Yani o çevreyi çok iyi bilen ve Batı tarafından tanınan biri. Onun da etkisi var. Onu demek istiyorum. Saygın birisi. Babası da biliyorsun Kor Amiral. Biliyorum. Tabii. Atatürk de onu tabii ki o dönemlerde çok seviyor. Hatta bir gün onu kenara çekiyor. Rauf'cum diyor biz de senin gibi kahraman olabilecek miyiz diyor. Evet. Bu kadar evet. da sevdiği evet. biri. Daha sonra ama Atatürk'e biliyorsun yani. Tabii. Evet özür dilerim kestim. Estağfurullah. Evet. Rauf Bey gidiyor. 26 Ekim'de görüşmeler başlıyor. Amiral Kaltop. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Zaten Mondros'un maddelerini biliyoruz. Dayatıyorlar zaten. Tabii dayatıyorlar. Tartışma diye bir şey yani, yok. Tartışma diye bir şey yok. Yenilmişsin. Ama Rauf Orbay onu bir zafer olarak görüyor. En büyük i̇şte, hatası işte o zaten. Onu ifade etmeye maalesef. Çalışıyorum. Maalesef. Ve orada Rauf Bey diyor ki en son artık imzalar atılacağı dönemde. Peki diyor bu Yunan ne olacak? Herkes evet. diyor bizden bunu soruyor. Yunan diyor bu taarruzlarına devam edecek mi? Yunan Türkiye'de bizim topraklarımızda bir yere çıkacak mı? Bunu milletimiz kaldıramaz falan diyor. Amiral Kaltop da ne diyor? Söz veriyorum sana böyle bir şey olmayacak diyor. Söz abi söz. Evet, yazı evet, yok. Evet evet, tamam. evet evet. Ve tabii daha sonradan da Rauf Orbay maalesef Allah rahmet eylesin bunu bir zafer gibi kabul ediyor. Ama inanarak bunu söylüyor. Rauf yani, Orbay bir de şey diyor. Eğer gemi gelecekse diyor İstanbul'a ne olur diyor. Averof'u göndermeyin evet, diyor. Bak evet. Averof'u Yunan yani gemisi. Yani bunu böyle hani inadına göre. Onu söyleyebiliyor sadece. Başka türlü yenilmişsin çünkü netice itibariyle. Tabii o zamanın şartlarını da düşünmek lazım. Döndükten sonra Rauf Orbay padişahın huzuruna çıkacak. Bunu arz edecek padişaha. Gidiyor salonda bekletiyorlar. Diyorlar ki bugün padişahımız çok yoğun harem dairesinde. Baksınlar arşivlere arkadaşlar girsinler ve burada anlattığımız şeylerin hepsi kaynaklara dayalı, hatıralara dayalı şeyler. Yani padişah o kadar önemli bir şey ki bu. Ateşkes imzalanmış, şartlarını getiriyor heyet başkanı sana arz edecek. Sen de bu milletin başısın, saltanatın başısın. Ona bakacaksın, ona göre bir takım kararlar vereceksin. Değil mi? Bir takım önlemler almak zorundasın. Çünkü bütün herkes senin tebaan o tarihte. Diyorlar ki gerçekten geliyor başkatip. O zaman başkatip deniyor başyavere. Evet. Diyor ki efendim diyor kusura bakmayın diyor bugün sizi kabul edemeyeceğiz. Çünkü diyor harem dairesinde kendileri çok yoğun diyor. Daha sonra gelin diyor. Çok büyük bir moral bozukluğuyla
Rauf Bey oradan ayrılıyor. Ahmet İzzet Paşa'nın yanına gidiyor, konuşuyorlar. Netice itibariyle padişahın bunlardan haber olduktan sonra Vahdettin ikinci planını uygulamaya geçiyor. Bakın buna böyle baktığımız zaman hani Vahdettin yok saf yok değil. Öyle değil. İşte Mustafa Kemal'i gönder. O da değil arkadaşlar. Bakalım. İkinci adımını atmaya başlıyor. Nedir ikinci adım? Ahmet Rıza isminde bir adam var. Ahmet Rıza Ayan reisi. Ahmet Rıza aslında İttihat Terakki'nin kurucularından. Abdülhamit zamanında sözde kendi yazıları da var Ahmet Rıza'nın. İstibdada karşı büyük savaşlar vermiş biri. Fakat artık gelmiş padişahın dibine girmiş, bir takım menfaatler elde etmiş ve padişah Vahdettin de onu Ayan reisi yani senato reisi olarak atamış. Ahmet Rıza'yı şeye gönderiyor. Ahmet İzzet Paşa'ya Vahdettin. Diyor ki bu iki tane diyor iddiatçı var ya diyor. Bunları derhal diyor atın. Eğer diyor bunlar istifa etmiyorlarsa Ahmet İzzet Paşa'ya söylüyor. O da istifa etsin toptan kabine. Ben tekrar diyor onu görevlendireceğim merak etmesin diyor. Neden efendim diyor Ahmet Rıza. Padişah diyor ki ya şimdi diyor barış için gelecek artık yabancılar diyor. Barış için geldikleri zaman görüşecekleri hükümetin içinde bu iddiatçıların olmasını ben diyor kabul etmiyorum diyor. Ben etmiyorum diyor. İngilizler falan değil. Ben etmiyorum. Bu arada el altından İngilizlere haberler gönderiyor tabii. Zaten Vahdettin. 13 Kasım'da işgale geliyorlar. Evet. Bak 30 Ekim'de imza 13 gün sonra gemiler geliyor. Yani bunu milletimizin bilmesi gerekmiyor mu sence? Gencimizin, yaşlımızın bilmesi gerekmiyor mu? Tabii Türkiye'de çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bu bir propaganda değil abi. Yani bilgi kirliliği evet. Çok yoğun. Bu bilgi kirliliği özellikle 1945 sonrası çok arttı. Türkiye biliyorsun 1923 ile 45 arası beğenelim beğenmeyelim. Türkiye'nin bağımsız bir jeopolitik yönelişi var. Elbette ya. Yani en azından Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotadan sapmamaya özen gösteriyor. 46'dan sonra bitti ama. 46'dan sonra yani biz devletin mahremini Anglo-Sakson hegemonyaya başta evet. Amerika'ya evet. Olmak üzere yani o dönemde İngiliz hegemonyası neyse Pax Britannica hiçbir şey değişmiyor. Nasıl demin Paris Konferansı'ndan evet. Bahsettik. 1919'daki Paris Konferansı'nın toplanma nedeni esasında büyük savaştan, paylaşım savaşından galip çıkmış İngiliz sermayesinin, Fransız sermayesinin nasıl haraç alacağı, evet. Nasıl ganimet alacağı. Tam tabiri bu değil mi? Bu. Haraç tabii, yani. Kesinlikle. Neden? Çünkü Amerika'da borçların ödenmesini bekliyor. Evet. Wilson işte onu var ya 14 prensibiyle geliyor ve biliyorsun terk edip gidiyor. Çünkü o pastadan Amerika'ya pay vermiyor İngiltere. Hala büyük emperyal olarak. Evet. Halbuki gücü artık tükeniyor. Farkında o da. Ne kaparsam kârdır diyor. Dolayısıyla bak bir daha söylüyorum. Bu mağlup diğer devletlerin işgali düşünülmüyor. Ama Türkiye işgal ediliyor. Evet. Türkiye'de etki alanları. Sykes-Picot dediğimiz 1916'da Suriye, Irak, Hicaz, aklına gelen bütün bölgeler ve petrole geçilmiş. En önemli özelliği nedir? İngilizler Birinci Dünya Savaşı'na petrolle girdi. Kömürle değil. Evet. Makineleri, donanmasını petrole geçmişti. O bölgeyi özellikle Kafkas petrolleri, Basra bölgesi, Kuzey Irak bölgesi bu bölgelerdeki petrol alanlarını bir kere kesinlikle kendi etki alanında tutmak istiyordu. O bakımdan 1919 Paris Barış Konferansı esasında bir paylaşımın hukuka nasıl uydurulacağı. Evet, bunun için de Türkiye'de düşünebiliyor musun? Daha Sevr'e vakit var ama Sevr'in temeli işte orada duruyor. Ama Sevr'in temel omurgası esas da Sykes-Picot. Tabii. Sykes İngiliz bakan, Picot Fransız bakan. İkisi daha sonra bunlara Rus bakan da katılıyor. Dediğim gibi Romanovlar olsa onlar da bu ama etki alanına girecek. Ama Sykes-Picot sözünü kesmiş. Hala geçerli Sykes-Picot biliyorsun. Hala geçerli fakat Sykes-Picot'daki yaptıkları hazırlığı 1917 Ekim devriminden sonra şeyi açıklıyor. Doğru. Bütün dünyaya açıklıyor. Evet tabii. Benim. Tabii kesinlikle bütün açıklıyor. Bütün dünyaya ama, açıklıyor. Ama neticede 1919 Paris Konferansı toplandığında tabii. Bu perspektifte toplanıyor. Evet. Ve Türkiye'nin işgaline karar veriliyor. Şimdi ben soruyorum sana. Kiel Limanı'na 55 parça gemi girdi mi? Hayır. Girmedi. Girmedi. Ama Türkiye'nin başkentine 55 parça gemiyle 13 Kasım günü 55 parça gemi giriyor. Bir daha soruyorum. Hangi anlaşmada yani şimdi baktığın zaman Versailles var, Neuilly var, Trianon var. Kalkıp burada müttefikler gerekli görürse. 7. bizde maddesi. Var. Toros tünellerini işgal eder gibi. Musul öyle gitti. Tabii o daha sonra. Hayır. Ali İhsan Paşa'nın Musul'u terk etmesi. Hatırla. Evet. Evet. Mondros'ta ateşkes olmuş. Savaş bitmiş. Evet. Ali İhsan Paşa ordusuyla birlikte evet, Musul'da. Niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun Ali İhsan Paşa? Bunu Mustafa Kemal nutukta anlatıyor. Zaten dikkat et. Mustafa Kemal'in 3 Kasım. Bak 30 Ekim'de anlaşma imzalanıyor. Mustafa Kemal'e telgraflarla geliyor. Tabii. İnceliyor. Ahmet İzzet Paşa'ya telgraf var. Ne diyor? Eğer İngiliz diyor. İskenderun'a çıkarsa ateş açarım diyor. Evet. Ve hatta bir tanesi ne diyor? Anlaşmanın şartları milletimin güvenliği ve geleceği açısından bir ters durum, menfi durum ortaya çıkarırsa kendi içtihatime engel olamam diyor. Ne kadar mantıklı değil mi bu açıklama? Yani diyor ki ben diyor bunu kabul etmem diyor. Elimdeki güçle de savaşırım. Ne yaptılar? 7. Ordu uzun. Ve Ahmet İzzet Paşa da ondan sonra mahcup Mustafa tabii, Kemal'e tabii. Karşı. İlave ettiler orduyu. Evet ilave ettiler gel İstanbul'a dediler. Yani şimdi baktığımız zaman konjonktürü iyi görmek lazım. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve bu imparatorluğun bu seçkin coğrafyanın öyle bir coğrafya ki hala güncelliğini koruyan bir coğrafya. Kesinlikle. Türk boğazlarına sahip Balkanlar ve Kafkasya gibi Avrasya'nın kilidi iki bölge bak. Balkanlar ve hala bugün bakıyoruz. Ermenistan'da olaylar oluyor. Karabağ'da veya daha dün Fransız bakan gitti. Ağrı Dağı'yla arkası
sonrasında işte Twitter'ına mesaj koydu. Ermenistan'a askeri yardım yapacağız dedi. Neyi görüyoruz aynı zamanlarda? Kosova-Sırbistan anlaşmazlığını. Evet. Balkanlar ve Kafkasya hep böyledi. Bunlar iki kritik bölge. Onlar da bunu görüyor. Enerji havzalarına yakın. Rusya'yı güneyden kuşatıyor. O zaman da diyor ki büyük kapitalist dünya bizim diyor iki ülkeyi sömürmeye, bu ülkeleri parçalayarak kendi zenginliğimize katmamız gerekiyor. Bu arada da Türkleri de Orta Asya'ya göndermemiz gerekiyor diyor. Bırak yeni devleti kurmayı. Ya. Yani bak düşün o dönemde efendim birisi çıkıp dese ki ya kardeşim böylesi de bakın 5 yıl sonra Türkler bir cumhuriyet kuracak, hepinizi kovacak. Ondan sonra Anadolu'nun coğrafi bütünlüğünü devam ettirecek ve yepyeni 20. yüzyılı gerçekten yakalayan Türk Rönesansı'nın kurduğu modern bir devlet kuracak dese millet gülerdi. 1919'da git Versay Sarayı'ndaki o konferansın olduğu yerde tartışmalara gir millet gülerdi sana. Ama bunu yaptık. O döneme bütüncül olarak baktığımız zaman karşında büyük bir av yakalamış yırtıcı bir hayvan var. İngiltere ve Fransa. Evet. Ama bunlar bir hedef daha koyuyorlar kendilerine. Nedir o da? Rusya. Türkiye'deki işgalle 1919-15 Mayıs'taki Yunan işgaliyle Rusya'daki beyaz ordulara destek olma kararı ve Rusya'daki iç savaşı 100 bin kişilik diyorum. Amerikalısı var, İngiliz'i var, Fransız'ı var, Yunanistan'ı var, var oğlu var. Hepsini kime karşı gönderiyorlar? Lenin'e karşı. Şimdi iki tane Avrasya'nın en kilit ülkesinde neyi başlatmış oluyorlar? İşgal ve iç savaş sürecini başlatmış oluyorlar. Tamam. Evet. Şimdi, onun için çok büyük değeri var işte bu cumhuriyetin kurulması. Şimdi Atatürk düşün bak. Işte, tabii Atatürk baktığı zaman jeopolitik olarak resmi görüyor. Tamam diyor bizim diyor. Yani Sevr'in zaten oluşmuş altyapısı. Etki alanları oluşmuş. İtalyanlar oradan çıkıyor. Fransızlar güneyden giriyor. 30 Ekim'de şey imzalanıyor. 8 ay sonra Yunanları çıkarıyorlar. Tabii. Yani ülke sanki bir vahşi hayvan parçalanmış ve üzerine akbabalar üşüşüyor. Akbabalar güzel. Durum bu. Şimdi Mustafa Kemal bakıyor ve şu kararı ya diyor kardeşim 1000 yıllık Türk yurdu burası. Osmanlı Türk kimliğini beğenir beğenmez ama de facto olarak Türkler oturuyor burada. Gelmiş Selçuklu kurulmuş değil mi? Arkasından Osmanoğulları kurduğunda bunun büyük bir imparatorluğunu dönüşeceğini bilerek kurmadı değil mi? Daha sonra imparatorluğa dönüştü ama neticede Türklerin yurdu olmuş bu. 1000 yıllık. Evet. Ya Atatürk görüyor diyor ki eğer biz diyor bir şeyler yapmazsak bizi Orta Asya'ya sürecekler. Bitti bu iş. O yüzden ilk hareketi böyle var. Bizim şansımız şuradaki böyle bir jeopolitik deha, böyle bir askeri deha ve böylesine bir entelektüel tarih bilinci olan. Mesela bugün Türkiye'nin en büyük eksiği nedir? Tarih ve jeopolitik bilinci yok. Kimse de yok. No. Ne siyasetçilerde var ne devlet adamlarında var. Hele hele 45 sonrası yani Anglo-Sakson hegemonyanın tamamen bir vasalı durumuna Türkiye sokulduktan sonra bu refleksleri daha da alındı. O kadar büyük hatalar yapılıyor ki tarih bilen, jeopolitik bilen insanlar bu hataları yapmaz. Ama şimdi görüyorsun bu refleks köreltilmişti. Bizim en büyük şansımız o dönemde Mustafa Kemal gibi tarihi evet. bilen, jeopolitiği bilen bir de Türk insanının savaşta i̇şte. Olağanüstü halde ne yapacağını tecrübeli. Bir eklemede ben yapayım işte, müsaade edersen. Tabii rica ederim. Tam o senin söylediğin yıllarda, günlerde yani milli mücadelenin ilk tohumlarının atılmaya başladığı günlerde İstanbul'da yine Vahdettin'in emriyle, Vahdettin'in yazmasıyla Dürrizade bir fetva yayınlıyor. Evet. Biliyorsun. Bu fetvada özetle diyor ki halktan para toplayanlar, halkı kurtaracağım diye, silah toplayanlar, halktan asker almaya çalışanlar, vatanın tehlikede olduğunu söyleyip de eşkıyalık yapanların katli caiz midir diye soruyor. O fetvanın şekli tabii, o biliyorsun. Tabii. Altına da yazıyor. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ki evet caizdir. Yani katledin diyor. Tabii uçaklardan da atılıyor. Fakat enteresan bir şey var. Onun için senin söylediğin hem Mustafa Kemal gibi, Atatürk gibi bir dehaya sahibiz. Hem de şu var. Ankara'da Rıfat Börekçizade. Benim de anne tarafımdan akrabası olmakta gurur duyduğum birisi. Ne mutlu. Biz de onların şeyinden geliyoruz. Ankara'dır benim annemin kökeni. Rıfat Börekçizade ve 153 müftü sevgili Cem Amiral'im. Büyük bir cesaretle karşı fetva veriyorlar. Diyorlar ki hayır onların verdiği fetvanın bir geçerliliği yoktur. Çünkü belli onlar İngiliz'in bilinmenin baskısıyla veriyorlar. Burada vatanını kurtarmak için Kuvayi Milliye ile birlikte mücadele eden dövüşenlerin yaptığı şey doğrudur. Bu mücadelede ölürlerse şehit, yaralanırlarsa gazi olurlar diyor. Şimdi bunu da kaçırmamak lazım. Tabii bu girişi, bu uzun konuşmayı niçin yaptık? Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcındaki konjonktürü ne kadar acımasız, ne kadar zaten, zor, ne kadar yokluklar içerisinde olduğunu anlatabilmek. Bir de bunun üstüne kalkıp da İngilizler ucuz kan olarak Yunanları evet. ile esas işgal etmek isteyen kim? İngilizler. Ama İngilizlerin 1. Dünya Savaşı 2 yıl uzadığı için artık takati kalmamış. O nedenle Yunanları önümüze sürüyorlar. Geçen programda da Yunanları öne sürmenin biliyorsun Türk insanında büyük bir uyanışa neden olduğunu anlatmıştık. Kesinlikle. Ve neticede muazzam bir Kurtuluş Savaşı veriliyor evet. ve gelelim Kurtuluş Savaşı'nın, tabii Kurtuluş Savaşı'nda geçmeden onu da vurgulayalım. Eğer Atatürk'le Lenin iki tane emperyalizme karşı mücadele eden kişilerin kişisel birbirlerine dostluğu ve desteği olmasaydı, Bekir Sami'nin 26 Nisan mektubunu Lenin'e götürmesi 1920 yani 23 Nisan'da meclis kuruluyor. 3 gün sonra ilk yaptıkları iş Rusya'yla hiç
hiçbir şey yok Ankara'da. Koruyan 10 kişi var Mustafa Kemal'i. Bütün ya hepsi. Herkes aleyhine. Biliyorsun işte o. Meclis ilan edilecek. GYV'de orada burada bir dolu ayaklanmalar çıkıyor. Çerkezetem. 18 ayaklanma. 18 ayaklanma. 18 bir ama anda. Ama Çerkezetem de sonradan şımarıyor. Atatürk'e meydan okuyor. İhanet ediyor canım. Tabii. İhanet tabii yani. Tabii. O da olacak bir şey değil. Neticede düşün ne kadar zor şartlar altında. 3 gün sonra derhal işte bu bakanlar kuruldu diyelim o dönemin. Topluyorlar ve diyorlar bizim başka çaremiz yok. Kafkas Seddi'ni kıracağız. Eğer Kafkas Seddi kırılmasa düşün. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye'nin doğu evet. sınırında tamamen İngilizlerin, Fransızların etki alanında bir kuşak kuruluyor. Rusya'da iç savaş var. Türkiye'nin Asya'daki akrabalarıyla bütün ilişkisi kesiliyor yani. Asya ile bağı kesiliyor. Muazzam bir şey. Bir de Sevr'de ortaya çıkınca ne görüyoruz biz? Doğu taraf tamamen Ermenilere, Güneydoğu Kürdistan'a bırakılmış. Zaten Wilson'ın prensipleri de onu istiyordu biliyorsun. Ve böylesine Türkiye'yi Orta Anadolu'ya hapseden evet. ve daha sonra da Türkleri Orta Asya'ya sürmeyi düşünen bir vizyonun uygulamasıyla kaç. Atatürk bunu gördüğü için de başka çaresi yok. Ne diyor? Bush'ta düşün 3 yıl evvel Ruslarla savaşmış. 1917'de kalkıyor diyor ki biz bunu yapacağız ve işte Rusya'yla stratejik işbirliği başlıyor. Bugün de değişen esasında hiçbir şey yok. Yani bugün ben her programda bütün yazılarımda da onu söylüyorum. Eğer biz kuzeyimizden Anglo-Sakson kapitalist hegemonya tarafından, emperyalist hegemonya tarafından çünkü onlar için tek sorun kaynak pazar maksimizasyonudur. Türkiye'yi jeopolitiği ikinci araç olarak kullanırlar. Kapitalizmin arzularıyla jeopolitiğin evet, arzuları evet. çakıştığı sürece sen av olmaya devam edersin. Şu an o dönemde işte durum buydu. Rusya'nın sonsuz kaynakları, Osmanlı'nın sonsuz coğrafyasındaki petrol başta olmak üzere kaynakları. Bunları buluşturabilmek için iki ülkenin de parçalanması gerekiyordu. İki ülke de direndi. Evet. İki ülke de kazandı. Yani Lozan'a giden heyet geride baktığın zaman neticede 1919'dan 22'ye kadar 3 yıl her günü savaşla, kanla geçmiş bir dönem ve moral, ahlaki bir üstünlükle gidiyor. Niye? Sen 1. Dünya Savaşı sonunda diğer ülkeleri işgal etmedin. Beni işgal ettin. Ben zaten 4 yıl savaşmıştım. Ondan evvel de Balkan'ı, ondan evvel de İtalya Savaşı. Ben 1911'den beri savaşan bir devlettim. Ona rağmen beni yine savaştırdın ama ben bu savaştan galip geldim. Ben ahlaken şu an üstünüm dedi. Emperyalizmi yenmenin gururuyla gittiler. Dikkat et. Niçin İnönü'yü gönderdi? İnönü, galip Batı komutan. Cephesi komutanı. Galip komutan. Galip komutandı. Şu mesajı verdi Mustafa Kemal. Rauf Orbay'ı da gönderebilirdi. Tabii. Değil mi? Başbakan. Yani Mondros'a gitmiş, dışişleri tecrübesi var. Yabancı dil biliyor. Çevresi çok Başbakan iyi. Başbakan bir de. Başbakan. Niye onu gönderdi? Dedi ki kardeş savaş bitmedi. Ben buraya savaşa adam gönderiyorum. Bir, eşit koşulda gönderiyorum diye gönderdi. Eşit koşulda. Yani dikkat et. Mesela orada sandalye koyuyorlar. İnönü'ye beğenmiyor. Eşit sandalye istiyor. İki, Lord Curzon açış konuşması yapıyor ki neticede galip devletleri temsil eden biri olarak ama o anda artık galip devlet değil o. İngiltere Dışişleri Bakanı ama galip değil. Eşit ne yapıyor İnönü? Programda olmadığı halde çıkıyor. O da konuşma yapıyor. Ne mesajı veriyor? Eşitiz diyor. Bunlar çok önemli detaylar. O 8 aylık mücadele ki ikiye bölünüyor. Biliyorsun galip bir devletin askeri alanda dişe diş bir muharebeler zincirini kazanmış bir ülkenin temsilcisi olarak giden İnönü'ye esasında gel anlaşalım bu Sevr'den vazgeçelim. Tabii. Sana biz yumuşak bir Sevr verelim diye. Fakat kapitülasyonlar, diğer Türkiye'nin kırmızı çizgileri gündeme gelince ne yapıyor İnönü? Biliyorsun 4 Şubat'ta buraya kadar kardeşim diyor. Hiçbir şekilde tartışmıyor. Ve tek başına. Yani tek devlet biziz. Evet. Bir takım menfaatlerden dolayı Sovyetlerin desteği bilinmesi, işte Rusların desteği vesaire oluyor ama dediğin gibi emperyalizmin karşısında kendimizi ispat Kesinlikle. Etmişiz. Bunu anlamamız lazım değil mi millet olarak? Bak, Cumhuriyet'in yani, değerini yani, bilmek Cumhuriyet'in için. Cumhuriyet'in değeri şu. Emperyalizme kafa tutmuş. Evet. Emperyalizmin demirine karşı kanıyla. Kazanmış ama. Kazanmış. Evet. Ve özellikle Çanak olayı biliyorsun geçen hafta yani Boğazlar bölgesinin yeniden geri alınması Lord George hükümetine diyor savaşın diyor. Adamlar savaşmıyor. General Harrison ne diyor? Savaşamayız diyor. Türkler şu an bizden güçlü diyor. Lord George hükümetinin istifasına neden oluyor. Boğazlar bölgesini düşünüyor. Evet. Yani karşıda gücünü buradan alan ve de bak dikkat et. Ne yapıyor Mustafa Kemal? Heyeti gönderiyor oraya Kasım'da ama saltanatı lağvediyor. Yani oraya heyet gittiğinde Osmanlı'yı lağvetmiş Osmanlı'nın esasında imzasını atmış. Bitti bu devlet demiş. Ortada daha ilan edilmiş bir şey de yok. Ama ne diyor? Yok daha, evet. Kaldırdım diyor saltanat. O da bindi gemiye. Kaçtı gitti. Meclis kararıyla. Bak şimdi çok ilginç. Devletin ismi bile o zaman böyle Türkiye Cumhuriyet Devleti yok. Meclisi temsilen gider. Assemble National Türk diye gidiyor. Evet. Yani Türk Millet Meclisi. Grand Assemble National de Türk diye. Bu şekilde gidiyor. Bak çok ilginç. Bir ahlaki üstünlük. Sen emperyal olarak geldin. Beni işgale yeltendin. Beni esir etmeye kalktın. Ama ben seni ve senin askerlerini, Yunan askerlerini def ettim.
Onları bile kurtaramadı. Bu mesajı veriyor. Bir, iki, ben burada Osmanlı'yı defnetmiş bir devletin sahibi benim diyor. Defin kararını ben verdim. Osmanlı'nın son kararını sen vermedin. İmzayı ben attım diyor. Saltanatı bitirdim diyor. Zaten bir yıl sonra da hilafeti bitiriyor biliyorsun. Ve ne diyor? Ve ben buraya tarım, köylü, geri kalmış, aydınlanmayı, sanayi devrimlerini, her şeyi kaçırmış ve halkı hala orta çağ seviyesinde yaşayan bir devletten yepyeni bir devlet kurmaya geldim diyor. Ve ben bu devleti kuracağım. Bak daha cumhuriyet ilanı falan yok. Bu devleti kuracağım diyor. Neden böyle heyecanlanarak, hislenerek anlatıyoruz sevgili izleyiciler? Ben de bir mucize bu ya. Tabii. Ben de size şunu söyleyeyim. Kişilerle uğraşmıyoruz dedik ama çıkıyorlar işte Lozan'ın bazı maddeleri iptal edilecekmiş de. Lozan bir zafer değilmiş de hezimetmiştir. Musul gitmiş de bilmem ne. Arkadaşlar, ey millet, Lozan cumhuriyetimizin kuruluş senedidir. Lozan emperyalistlere karşı o kadar zor, kıt imkanlarla Türk milletinin Kürdüyle, Türküyle ayağa kalkarak büyük bir milli mücadele verip başındaki o dahi, deha liderle birlikte kazandığı çok büyük bir zaferdir. Biraz önce Cem Amiral'in de söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Siz daha önce yenilmiş ufacık bir devlet olma yolunda koşturuyorsunuz. Bir takım şeyler kazanmışsınız. Anadolu'da onu bitirmişsiniz. Oraya bir sürü insanlar gelmiş. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Japon'u, osu busu gelmiş ve onlara diyorsunuz ki bir dakika diyorsunuz, bu bizim istediğimiz şeyler burada olmuyorsa ben bu toplantıyı terk ediyorum, dönüyorum. Mümkün mü? Çekip konuşmaya çalışmışlar İsmet Paşa'yı. Demişler ki Sevr Anlaşması'nda siz kızıyorsunuz. Bir iki maddeyi şöyle yapalım, böyle yapalım. Bak gelmişken şunu imzalayın da gidin. Ve biraz önce Cem Amiral'in de söyledi. Hayır diyor ve Şubat ayında terk ediyor, geliyor buraya. Ama o arada da bir sürü şeyler yapılıyor tabii. Mustafa Kemal gibi bir dahi var. Çok iyi bir kadrosu var. Bir de şunu sakın unutmayın. Unutmayalım. Kapitülasyonlar gibi çok büyük bir belayı orada halletmişiz. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Onun için Lozan Cumhuriyetimizin kuruluş senedidir. Buna emek verenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bir de şu var, yani düşünebiliyor musun? Bu ülkeleri de mi saydık kaybedenleri? Tabii. Hiçbiri emperyalizmle oturup bir büyük bir silahlı mücadeleye girip ben Trianon Anlaşması'nı, ben Versay Anlaşması'nı, bunları tanımıyorum diyemedi. Biz ama ne dedik? Biz bu anlaşmayı tanımıyoruz dedik. Ve bizim üzerimize sürülen Yunanlı vekillerin de 9 Eylül'de Ege'nin sularına bıraktık. Ve burada iki tane önemli konu var. Atatürk'ün 1 Eylül'de vermiş olduğu bir direktif var ordularına. Ne diyor? İlk hedefiniz Akdeniz. Çok bilinçli değil mi? Bu muazzam bir bilinç. Türkiye'yi, Anadolu coğrafyasını doğuya itmek isteyen 1571'den itibaren İnebahtı'dan sonra sürekli gerileyen denizcilikten uzaklaşmayla karaya sıkışan devleti Atatürk 1 Eylül'de görüyor ki artık orduların önü açılmış. Akdeniz'de ve Avrupa'yla yeniden buluşma zamanı gelmiş. Bu çok önemli bir emir. Ben Akdeniz uygarlığının bir parçasıyım. Bu mesajı veriyor. Ve beni sen Akdeniz uygarlığından koparamazsın kardeşim diyor. Sevr'e inat. Çünkü Sevr'de ne yaptı seni adam? Anadolu'nun ortasına 400 kilometre kuzeyde bir Karadeniz'e şey bıraktı. Donanma kurma hakkını 12 gemiyle sınırdı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani gariban bir aşağıladı, şey. Aşağıladı. Bir tane sultanım var ama evet, devlet değilsin yani. Ancak bu sembolik bir ve o sultan devlet. Ona razı oldu. Sultan tabii ki razı oldu. Olmaz mı yani adam? Biz bunu söylediğimiz zaman hani laf söylüyorlar ya. Vahdettin buna razı oldu arkadaşlar. Ya, kahramana kahraman, haine hain diyeceksiniz. Korkmayın. Şimdi şark dünyası akıl ve bilimle buluşmadığı sürece huzur bulamaz. Atatürk ne yaptı? Olmuyor zaten. Olmuyor işte zaten. Bugün onu görüyoruz. Atatürk ne yaptı? Akıl ve bilimle buluşturdu. Ya böyle bir mucize var mı ya? Orta çağ yaşayan bir toplumu aldı. Ya. 15 yılda bazen o eski filmleri görüyoruz Atatürk döneminde. İnanamıyoruz. İşte kurduğu üniversitelerle, kurumlarla, kadın haklarıyla, efendim moderniteyle, muasır medeniyetler seviyesine erişmeye. En önemlisi ya kulu yurttaş yaptı. Evet kesinlikle. Yani değil mi? Hep kullandığı kelime ne? 10. yıl nutku dahil yurttaşlarım diyor. Değil mi? Tebaa demiyor. Kullarım demiyor. Eşit yapıyor. Neçede köylü bir imparatorluktu. Agraryen bir imparatorluktu şey. O köylüyü alıyor ama tabii ki onun hayalindeki pek çok şey maalesef yani Lozan mucizesi, Cumhuriyet'in kuruluşu, Türk Rönesansı ama 38'den sonra kademe kademe, özellikle 45 sonrası kademe kademe ve özellikle üzülerek bunu söylüyorum yani bizim neslimiz bunu yaşadığı için 12 Eylül 80'den sonra. Hem de iliklerimize yani, kadar yaşadık yani. Kumpasıyla, yani. Şusuyla, busuyla Atatürk'ün hayalindeki o vizyon, bu muhteşem emperyalizme karşı mücadele 45'ten sonra sanki böyle çok zengin, büyük miras almış bir miras yedinin cepten harcaması gibi teker 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 vere vere bu hale geldik. Şimdi bakıyorsun Atatürk kapitülasyonlar için emperyalizmi masaya oturtmuşsun. Seni barış konferansına çağırmışlar. Sen kalkıyorsun sırf kapitülasyonlar empoze edildiği için terk edin diyorsun. Ve terk edip geliyorlar 4 Şubat'ta. 23 Nisan'da bir daha gidiyorlar ve adamları ikna ediyorsun. Kapitülasyonlardan vazgeçiyor. Bir bağımsız devlet olabilir miydi kapitülasyonlarla? Mümkün değil. Zaten senin ekonomini 1881'den beri kim tayin ediyordu? Duyunu umumiye. Sen iflas etmiş bir devlet. Senin bütün gelir kaynaklarını, bütün rejilerini kim kontrol ediyordu? Kaldı ki onların borcunu da peyderpey sonuna kadar, son kuruşuna kadar biz ödedik. Evet ama niye ödedik? Çünkü o dönemdeki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu
hükümetler hem finansı, tabii, hem üretimi, hem sanayiyi, hem tarımı planlı bir şekilde, değer üretecek şekilde, gücünü üretimden alacak şekilde. O zaman ben sana söyleyeyim. 1900 neredeyse 30'ların sonlarına kadar finans sistemini neyle destekledi? Rezerv nereden geldi? Tarımdan geldi. Onu gördüğü için tarım reformunu, köylüyü toprakla buluşturmak istedi Atatürk. Burada başaramadılar. Ve en büyük ihaneti kimden gördü Atatürk? Toprak ağalarından. Kuvayi Milliye zamanında yardım etmiş ağalardan. Daha sonra da ondan sonra partiden ayrıldı onlar. Demokrat Parti'yi onlar kurdu zaten. Tabii. Ve bugün hala Türkiye'nin bana göre en ciddi sorunlarının başında bu paradigmanın kırılmamış, evet, olmasıdır yani. Çok, çok güzel anlattın sevgili amiralim, değerli kardeşim, arkadaşım. Şunu da söylemek lazım. Mustafa Kemal Atatürk ve o dönemki ekibi bence şunu da başardılar. Bir verimlilik diye bir şey var. Bir de etkinlik diye bir şey var, evet, biliyorsun. Yani, evet, verimlilik bir işi doğru olarak yapmak. Evet. Ama etkinlik doğru işi yapmak. Doğru, evet, işi verimli, evet, olarak yapmak. Evet. Şimdi bir hırsız da verimli hırsızlık yapabilir. Çok güzel yapar o işi. Verimlidir. Hırsızdır ama. Katildir. Evet. Şerefsizdir. Alçaktır. Tecavüzcüdür. Biz bunları saymıyoruz. Evet. Ama etkinlik dediğimiz doğru işi yapmak. Tarihten, evet, bir tane örnek vereyim müsaade edersen. Galicia. Biraz önce de söyledim ya Galicia, evet, konusuna geleceğim diye. Arkadaş, Almanlar diyorlar ki biz burada sıkıştık. Galicia dedikleri yer 80 bin kilometre karelik bir yer. Ukrayna, i̇şte Ukrayna'nın, evet, batısında Polonya, Romanya aşağıda, güneyde filan. Orada bir yer. İşte Karpat Dağları'nın kuzey yamaçları filan da orada. Böyle rezil durumda bir yer aslında. Yani, evet, savaşma koşulları anlamında. Diyor ki Almanlar bizim genelkurmaya. Çanakkale'de muzaffer olan ordunuzu biz teçhiz edeceğiz. Merak etmeyin. Eksiklerini biz kapatacağız. Lütfen buraya gönderin. Beni rahatlatın diyorlar. Önce bizimkiler diretiyor. Bizim komutanlara çok fazla da şey yapmamak lazım. Ama bakıyorlar ki artık yapacak bir şey yok. Genelkurmay da o şekilde karar veriyor. Gerçekten Çanakkale'de muzaffer olmuş ordunun birliklerini Galicia'ya gönderiyorlar. Ve Galicia'da Türk ordusu gene destan yazıyor. Hakikaten destan yazıyor. Kırılıyoruz, ediyoruz, bilmem ne, ama Almanları rahatlatıyoruz. Şimdi olaya baktığımız zaman çok verimli bir iş yapmış oluyor bizim ordu orada. Kendisine verilen görevi verimli olarak yerine getirmiş oluyor. Ama Genelkurmay doğru bir iş mi yapmış oluyor? Hayır. Asla. Ya ben Filistin bölgesinde sıkışmışım. Öbür tarafta İngilizler geliyor. Oradan sıkışmışım. Birçok yerde sıkışmışlığım var. Ordumun sıkıntısı var. Teçhizat yönden de sıkıntısı var. Sen en iyi orduyu oraya gönderiyorsun. Efendim Almanlar onlara yaranmış olmak için. Öyle demek zorunda. Yani üzülerek söylüyorum. Ucuz kan bulmuş Almanlar. İşte olmaz abi. Yani Wilhelm'e niye fes giydirdiler zannediyorsun? Tabii. Türkleri çok sevdiği için. Bravo. Tabii canım, ondan da ilgisi yok. Diğer bir konu. Şimdi yine yanlış bilinen bir konuyu burada sırası gelmişken anlatmak istiyorum. Ömer Fahrettin Türkkan. Fahrettin Paşa. Biz onu ne olarak biliriz? Medine kahramanı. Gerçekten de Medine kahramanıdır. Hazreti Peygamber'in mezarının bulunduğu yer Medine'dir. Kutsal oraya komple orada, tabii. Evet. Yani kutsal emanetler. Hicaz dediğimiz yerin, evet, savunmasını yapan bir paşadır. Şimdi 1917'ye geldiğimizde artık savaşın yavaş yavaş bizim aleyhimize dönmekte olduğunu görüyorlar. Ve biliyorsun Şam'da Enver Paşa geliyor, Mustafa Kemal'i, evet, çağırıyor. Evet. Komutanlar toplanıyorlar ve istişare ediyorlar. 2 gün, 3 gün bir otelde kalıyorlar ve diyorlar ki arkadaş Filistin cephesini de yitireceğiz. Sıkıntılar çok büyümeye başladı. Onun için Medine'de zaten Araplar bize isyan ettiler. Yani o Mekke Şerifi, Hüseyin, bilmem ne, şusu busu hepsi kuşattılar, ettiler. İkmal yolları kesildi. Sevgili kardeşim, Türk halkı popüler kültürü seviyor. Lawrence diye bir film var. Evet. İngilizlerin yaptığı bir film. İngilizlerin Arapları kışkırtarak aleyhimizde nasıl kullandıklarını ve Arapların bunu nasıl gönüllü yaptıklarını. Evet. Tabii. Bu film yani. Bizi aşağılıyor. Hem ne aşağılama? Şimdi benim anlamadım o zaten. Bu kadar acı çektiğimiz, bu kadar tarihimizde bize sırtımızdan bıçaklamış bir tarihsel gerçekler ortada. Evet. Bunları ortadan kaldırmak mümkün değil ki. Bunlar, evet, o kadar ciddi, evet, o zamanında İngiliz emperyalizmine, Yüzbaşı Noeller, daha sonra Lawrence. Esas Lawrence Noeller. Abi oradan girelim. Bak filmini de koydular. Bizde de çok izlendi ama. Tabii onu diyorum yani. Bizde de izleniyor. Yani İngilizlerin Arapları, Türklerin aleyhinde bir ırk temeliyle söylüyorum. Arapların Türklere o dönem nasıl kışkırtıldığını herhalde İngilizlerden daha iyi başaran başka, bravo, bir ulus olmamıştır, bravo, diye düşünüyorum yani. Şimdi Medine'de Fahrettin Paşa kahramanca direniyor. Fakat o kadar içeriden de bir takım sıkıntılar var. Araplar dışarıdan, İngilizler hatta şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki o çeviriyor ya Araplar, bizim ikmal yollarını kesiyorlar. Evet. Benim bir şey yapmama gerek yok diyor. Ben başka taraflara, evet, bakayım diyor. Devam ediyor. 17'de bizimkiler bir karar alıyorlar. Genelkurmay karar alıyor. Haber gönderelim. Fahrettin Paşa orayı, oradaki askerimiz kırılmadan, askerimiz sağlamken henüz boşaltsın, zaten gidiyor. Daha sonra bakarız oraya diyor. Elbette bizim için kutsaldır diyorlar. Filistin'de kullanalım diyorlar o orduyu, sağlam orduyu ve Fahrettin Paşa gibi kahraman bir komutanı orada kullanalım diyorlar. Ne oluyor biliyor musun? Fahrettin Paşa cevap veriyor. Hayır diyor, ben diyor kutsal emanetlerin içinde ölmeyi göze alırım. Burayı terk etmeyeceğim. Ya anladık sevgili paşam. Ve ne oluyor biliyor musun? 30 Ekim Mondros imzalanıyor. Hala orada paşa. Çekirgeler yediriliyor, bilmem ne oluyor ama artık asker kırılmaya başlıyor. Daha sonra ne oluyor? İçeriden bir yarbay harekete geçiyor. Onu indireceğim diye. Tamam diyor, anlaşalım o zaman diyor ama asker kırılmış artık. Yarısından çoğunu kaybetmişiz, Allah rahmet eylesin. Evet. Hazreti Peygamber'in olduğu yere giriyor. Onun kabrinin olduğu yere. Beni diyor yalnız bırak diyor şeye, yaverine. Yalnız bırak
bırakıyorlar. Sonra düşünüyorlar, diyorlar ki acaba patlatacak mı içeride, hani intihar mı yapacak? Bir şey mi yapacak? Bu arada dışarıdan Araplar da haber gönderiyorlar. Bak her tarafı bombalayacağız, yakacağız, yıkacağız kalanlara. İçeri bir giriyorlar. Orada bekliyor, dua ediyor, ibadetini ediyor. Allah rahmet eylesin. Büyük bir kahramandır Fahrettin Paşa. Ve zorla kendisini alıp dışarı çıkıyorlar. Şimdi ne oldu? Oradaki ordu capcanlıyken dışarı çıkıp Filistin'de, belki şu anda Halep, belki Musul kalacaktı. Tabii, tabii. Belki çok daha önemli yerler kalacak. İşte kader böyle bir şey. Sana gönderilmiş bir emir ver ve doğru bir emir bu. Diyor ki gel oradan buraya. Buraya daha sonra güçlendikten sonra bakarız deniyor. Sen gelmedin. Asker kırıldı. Hicaz gene gitti. Ama sadece oralar gitmedi. Burası da gitti ve harbi de kaybettik. Onun için verimlilik ve Mustafa Kemal'in etkinlik. Bu konudaki fikirlerine bakarsan mesela Çanakkale'de Limon von Sanders ne diyor? Bunlar diyor deniz harekatı tabii, evet, başarılı olunca kara harekatına karar veriyorlar. Ne diyor Limon von Sanders? Bunlar diyor Bolayır'a çıkacak. Bütün ağırlıklarınızı buraya gidiyor. Atatürk ne diyor? Hayır diyor. Kıyılardan çıkacak. Ben orada alay komutanlığı yaptım. Yaptın yani, değil mi? Ne kadar doğru bir karar. Çok. Ve Yarbay da kalkıyor generale karşı çıkıyor. Evet. Kıyıda karşılayacağız diyor. Kaderini değiştiriyor. Eğer Bolayır'da bekleseydik biz belki de başarılı olacak. Kesinlikle. O yüzden de askeri bilim, askeri sanat. İki kavram haklısın. Var biliyorsun ya. Bilim için tarihi çok iyi bileceksin. Kuralları, stratejiyi, doktrini ama bir de sanat yönü var. İşte Atatürk'te ikisi de vardı. Hem sanat yönü hem bilim yönü vardı. Geçenlerde bir baktık yine yukarıdan Güney Kafkasya'dan bizim beklediğimiz sesler geldi. Ne oldu? Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin bulunduğu yerde Ermeni çeteleri yine biraz önce söylediğim gibi bir takım faaliyetlerde bulundular. Mayın döşediler. Aynı bizim PKK'nın taktiğini yaptılar. Hizbullah'ın taktiğini yaptılar. Ve mayına basan Azerbaycan Türk'ü askerlerimiz şehit oldu. Onları kurtarmaya ya da oraya takviye gelen polis aracı onlar da mayına bastı. Yine 7 şehidimiz de orada var. Ağdam'da yapılan saldırıda da 2 tane yaralımız var. Hemen akabinde Azerbaycan ordusu bir açıklama yaptı dünyaya. Dedi ki ben buradaki terör gruplarına karşı, ayrılıkçı gruplara karşı bir anti terör operasyonu yapıyorum dedi. Bak bu o kadar önemli ki. Yani ben gidip de Ermenistan'a savaş açıyorum, onlarla savaşıyorum demedi. Diplomasiyi bu bir kere çok iyi kullandı. Şahane kullandı. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. Şimdi bu işe baktığımız zaman aslında 1917'ye kadar gidiyor. Hatta 1917 dediği 1700'lere kadar gidiyor. Çünkü sen denizci olduğun için sevgili amiralim daha iyi bilirsin. Büyük Ermenistan hayali nerede başlar? Hazar Denizi'nde başlar. Akdeniz'e kadar uzanır. Karadeniz limanları da. Tabii orayı katıyorum zaten. Yani 1700'lerde başladığı bu şeye hala devam etti. Şımarık bir şekilde. 1917'de Rus Çarlığı savaştan çıktıktan sonra Rus İmparatorluğu parçalandığı gibi durumda Mehmet Emin Resulzade liderliğinde bir çalışma yapılıyor Azerbaycan'da. Oradaki Türk kardeşlerimiz ve 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Kurar kurmaz Ermenistan hemen diyor ki Dağlık Karabağ orası burası toprak taleplerine başlıyor. Karşılıklı bir takım çatışma falan olmuyor. 2 sene geçiyor aradan. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin birazcık yerine oturuyor. Azerbaycan'da Sovyetlerin baskısıyla ne oluyor? Azerbaycan Sovyet Sosyalist Azerbaycan Cumhuriyeti haline geliyor. Ermenistan'ın talepleri vazgeçmiyor. Ve çok enteresandır. Buraya yazdım. Ağdam sadece Dağlık Karabağ değil. Ağdam, Laçin, Fuzuli, Kubadlı, Cebrail, Kelbecer, Zengilan her tarafı istiyor Azerbaycan. Ve bu gerginlik 92'de buraları işgal etti. Anlatacağım. Zaten, evet. O kadar uzun süre devam ediyor. Biz de çok fazla ilgilenmiyoruz. Allah var yani onu da söyleyelim burada. Ve bir bakıyoruz 1987'de 88'de bir takım çatışmalar başlıyor. Bu 91'de savaşa dönüşüyor. Savaşa dönüşüyor ama yine dünyadan hiçbir tepki yok, bir şey yok. Herkes kendi yağıyla kavruluyor duruma. Ama şunu unutmayalım. Şubat ayında 1992 yılında Hocalı'da bir katliam gerçekleştiriyorlar. Evet, evet, çok ve bak abi 63'ü çocuk, 111'i yanlış hatırlamıyorsam kadın, 70'i ihtiyar, toplam 613 Azerbaycan Türk'ü katlediliyor. Srebrenica katliamı evet. Gibi Bosna. Hiç kimse bundan bahsetmiyor Hocalı'dan. Bir tek biz bahsediyoruz. 150 de kayıp var. Muhtemelen onlar da bulunamayan ya da gömülmüş olan cesetler şeklindedir. Böyle büyük bir namertliği katliamı. Emperyalizmin 200'ü tabii. Yani Batı'nın. Tabii. Şimdi Ermenistan'ın bunu yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de hem o zamanki Sovyet Rusya hem de o zamanki yine Amerika, yine İngiltere, yine Fransa. Hiç değişmiyor. Birinci Dünya Harbi'den öncesinde Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtıp onlara çeteler kurduran, kendi birliklerimizi, kendi köylerimizi vurdurtturan kim? Yine onlar. Yani emperyalizmin maşası olmaya maalesef hem Yunan tarafının, Rum tarafının hem de bu Ermeni tarafının bir temayülü var. Evet, evet. Yoksa ben hepsine birden ırksal anlamda değil, kötüdür. Tabii canım, lanet asla. Ediyoruz. Yani o zaten bizim ağzımızdan çıkacak hayır, bir şey asla. Değil. Netice itibariyle ikiye ayırıyoruz bunu. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı. Birinci Dağlık Karabağ Savaşı 1994'te bitiyor. Gerçekten çok büyük topraklar kaybediyoruz. %20'si. Tabii. 2 milyon da mülteci. Çok enteresan. Bişkek'te bir ateşkes imzalanıyor. Ateşkesin imzasından sonra o %20 daha gidiyor. Toprak gidiyor. Ve ne oluyor? İşte Minsk grubu diye bir şey kuruyorlar. Evet. Fransa, Amerika. Almanya, İngiltere. İngiltere, evet. Rusya. Bunlar işte bir Minsk grubu kuruyor. Neymiş? Güya sözde barış getirecekler. Hiçbir şey de olmuyor. Şimdi hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki o zaman Türkiye çok ilgilenmedi, etmedi. Ama şimdi kimsenin hakkını yemeyelim. Bu konuda şunu da söylemem gerekiyor. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu o zaman
zamanki adıyla Özel Harp Dairesi'ndeyken, evet, Özel Kuvvetler, Özel Harp Dairesi, gerçekten oraya seçkin insanları gönderip Azerbaycan askerlerini eğitimle uğraşıyorlar. Çünkü bunu bana Koğuş'ta rahmetli Kaşif Kozunoğlu bizzat kendisi anlattı. Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Biraz önce içeride sana arz ettim. Bosna Hersek'te o Serebrenica katliamından sonra Sırpların yaptığı şeylere karşı Türkiye olarak gayri resmi bir görevle oraya gönderilen kişi de Kemal Kahramanoğlu adıyla Kaşif Kozunoğlu'dur. Bu konuda yazdığı şeyleri de Koğuş sana Allah rahmet eylesin. Benim Koğuş arkadaşımdı. FETÖ'nün bir numaralı kurbanı. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Hepimiz gibi o da FETÖ'nün kurbanlarından birisi oldu. İnşallah onunla ilgili de bir film yapacağız. Onu da Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur yapacaklar. Soğuk Savaş yeni bitmiş. Türkiye stratejik paradigmasını tayin edememişti. Evet. Çok hazırlıksız yakalandı. Maalesef. Soğuk Savaş'ın bu kadar hızlı biteceği, Demirel'in lafıyla Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk dünyasının ortaya çıkacağını ve bu ortaya çıktığında Türkiye 45'ten itibaren alıştırıldığı NATO paradigmaları, Avrupa Atlantik paradigmalarından kurtulup milli bir paradigmaya nasıl geçeceğini bulamamıştı. Burada bir terslik var. Rahmetli Süleyman Demirel'den bahsettin ama Mustafa Kemal Tağ 1930'larda demiş ki dikkat edin demiş oraya. Kesinlikle. Hayır, zaten Kafkas Seddi'ni 1920'de görmezse 100 sene önce onu gören. Onu gören. Şimdi şu var tabii, o dönem bizi o kadar çok NATO'nun etkisiyle 52'den sonra düşün. Amerika'dan sonra en büyük ikinci silahlı kuvvetler. Varsa yoksa NATO planları için hazırlanıyor. Deniz kuvvetlerinde görev yaptın mı sevgili amirim? Deniz kuvvetleri eğer şey olmasaydı 63 Kanlı Noel'i, evet, açıkça bunu üzülerek söylüyorum. Kıbrıs'ta Kanlı Noel olmasaydı Deniz Kuvvetleri Ege ve Akdeniz'de stratejik bir yönelişe girmezdi. 1958 yılında Faruk Korutürk'ün kuvvet komutanı olduğu zaman ki Amiraller Kurulu'nun kararlarından bir tanesi. Dün gibi hatırlıyorum amirallik döneminde o belgelerin hepsini okuduğum için. Ne diyor biliyor musun? Yani en sevdiğimiz büyüklerimizden biri değil mi? Amiral, yani Cumhurbaşkanı olmuş biri yani. Diyor ki arkadaşlar diyor amirallere, Marmara Donanması durumuna düştük diyor 58 yılında. Zaman zaman diyor Karadeniz ve Ege'ye çıkmamız gerekir diyor. Şimdi burada gerçeği söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri üzülerek söylüyorum 52'den sonra NATO'nun ve Amerika'nın çıkarlarına araç olmuştur. Bu aracılık milli çıkarımızı etkileyen Kıbrıs'taki Kanlı Noel olana kadar da satı yapmamıştır. Bak şöyle söyleyeyim. 59-60 değil mi? Önce Zürih Konferansı, sonra Londra Anlaşması'yla Kıbrıs Devleti kuruluyor. Peki soruyorum sana, Kıbrıs Devleti kurulduğunda garantörlük anlaşması diye bir anlaşma var orada. Evet. Ne diyor garantörlük anlaşması? Türkiye hangi hakkı veriyor? Askeri olarak bu anayasaya, bu kurucu anlaşmaya bir müdahale olduğu takdirde Türkiye olarak sen garantörsün diyor. İngiltere, Yunanistan sen. Ona ne diyor? Sen diyor ordu kuramazsın. O da Fatih Rüştü Zorlu'nun imzaladığı bir anlaşma. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Önemli bir anlaşma. Diyor ki senin diyor buraya gitme hakkın var. Soruyorum sana. Böyle hakkı olan bir ülke amfibi gücünü hemen kurması gerekmez mi? Evet. Kurmuyor. Kanlı Noel oluyor 63'te. Kıpırdanmaya başlıyor. O zaman kıpırdanma başlıyor. Evet maalesef. Şuna geleceğim yani Dağlık Karabağ için söylüyorum. Ama bir itirafta da ben bulunayım o zaman da. Çok özür dilerim. Sizin Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, çünkü ben onun karşısında istihbarat başkanlığında görev yaptım jandarmada. Evet. Hemen yanında bir Rusmat diye bir yer vardı. Joint US Military Mission to Aid Turkey. Bunu da itiraf edelim. Maalesef şimdiki adı Amerikan değişti, o CIA bizzat orada konuşluydu. NATO'nun bize vermiş olduğu zararlardan en büyüklerinden bir tanesi de o. Eskiden bizim harp akademilerimizde senin gibi harp akademilerine aslanlar gibi milli bilinci yerinde olarak kendi Türklük bilinciyle bakarak o şekilde yurt dışında da görev yapan amirallerimizi ve generallerimizi tenzih ediyorum. Tabii, tabii. Ama ben bunu gördüm. Özellikle bizim kurmay arkadaşlarımızda bir hayranlık, inanılmaz bir hayranlık. İngiliz hayranlığı, Alman hayranlığı, efendim Amerikan hayranlığı. Ben mesela bunu yüzüne karşı söylüyorum. Sen de hiç görmedim. Beyazıt Karataş generalimi de hiç görmedim. Yani Sivas Kongresi'nde de hatırlayalım. İşte mandacılar. Refet Bele, evet. Ali Fuat Cebesoy'un babası, Fazıl Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Adnan adı var. Evet. Ali de adı. Şimdi bunlar hepsi esasla bakacak olursam milli kahramanlarımız, evet, çok da seviyoruz. Ama çoğu Amerikan mandasını istiyor. Evet. Bugün de çok çok vatanını sevdiğine inandığımız kişiler burada var. Burada itiraf etmek zorundayız bunu, yani. Bunu söylemek zorundayız. Yani bugün Atatürk sağ olsaydı acaba Amerikan mandasını o kadar kavga etti. Onu biraz sonra soracağım. Evet. Nereden biliyorsun böyle bir soru soracağımı diye. Ya, tahmin ediyorum herhalde. Evet. Yani o şeyi doğal karşılamak lazım. Kafa yapısı, stratejik devlet aklı o dönem Soğuk Savaş'ın bu kadar ama hiçbir birisi ikaz etmedi bizim devlet yani kademesini ben o dönemde, diye düşünüyorum. O dönemde çok iyi hatırlıyorum. Mons'taydım. 1991-94 tam Soğuk Savaş biterken, evet, genç bir, evet, subay olarak NATO karargahındaydım. Dehşettik. Adriyatik'te olanlar, Abazya'da olanlar, Dağlık Karabağ'da olanlar o dönemde müthişti. Hatırlıyorum. Türkiye hiçbir şey yapamıyordu. Hazır değildi. İşin kötü ama yanı ama ben gene de şu an yakınen Türkiye bildiğim için söylüyorum. Kaşif Kozunoğlu falan gayri resmi olarak gönderdiler. O ayrı tabii yani. O gene dönemde 96'daki şey de gayri resmi. Bosna'ya gönderilmesi de. Ama Azerbaycan'da, Azerbaycan Milli Ordusu'na Türkiye'nin destek kararı alması, müthiş, ve karar okulunu orada kurması milli bir şekilde ve onun meyvelerinde işte Vatan Savaşı'nda 2020
20'de gördük. Şimdi de geçtiğimiz haftalarda ikincisini gördük. Yani bir de şunu unutma, Stalin hiçbir zaman Azerileri, Gürcüleri muharip yetiştirmedi. Evet. Onlara ne dedi? Siz müzisyen olacaksınız. Gürcülere ne dedi? Siz ressam olacaksınız, şair olacaksınız. Kendi kökenine dedi. Baktın mı hiç Stalin'e? Gürcü evet. Zaten Koba adı biliyorsun evet. Yani Stalin evet. Daha sonra verilen isim. Ama bu ülkelerden asker yetiştirtmedi, dikkat et. Şimdi Azeri Türklerinde neyi gördük? Muazzam hızlı bir şekilde muharip, savaşçı. Genler demek ki ortaya çıkıyor. Genimizde var. Kaç bitti. Jenerasyon geçti? Evet. 1994 diyorsun değil mi? Minsk grubunun başlaması. 94, 26 yıl sonra... Bu şekli değiştiriyor. Şimdi çok önemli. 94'te tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşayarak işte o Bişkek Anlaşması'na imza attık. Evet. Fakat arkasında yani Bişkek Anlaşması nedir? Ateşkes. Evet. Hiçbir zaman barış anlaşması olmadı. Yok öyle bir şey. Yok. Devam etti. 2016'nın Nisan'ında Ermenistan gene bir saldırdı. Hatırla. 2016'nın Nisan yanlış hatırlamıyorsam. Biz de hapisten daha yeni çıkmıştık o zaman. Gene bir saldırdı. Bizimkiler onları püskürttü vesaire. Ama 2020 yılına geldiğimizde gerçekten inanılmaz şekilde Türk dünyasını ayağa kaldıran, benim tüylerimi de diken diken eden, bunun hamasetle, ırkçılıkla falan asla alakası yok. Tabii. Ve orada Azerbaycan ordusu inanılmaz kahramanlıklar göstererek Dağlık Karabağ'a girdi ve Ermenistan ordusuna zaman zaman Amerikalılar, zaman zaman Ruslar tarafından desteklenen, zaman zaman şimdiki Fransa'nın yaptığı hadsizlik gibi abuk subuk şeyleri, diasporanın bizi soykırılma suçlaması vesaire gibi şeylerin hepsini de arkasına alan Ermenistan ordusunda gerekeni yaptı. Şunu da vurgulamakta fayda var. Rusya'nın Türkiye ile işbirliği son yıllarda, Rusya'nın artan emperyalist veya Anglo-Sakson emperyalist, NATO genişlemesi. Evet. Bu tehditler olup da Ermenistan, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmasının yarattığı sonuçları da burada görmemiz tabii lazım. Ki. Eğer Türkiye ile Rusya üst seviyede anlaşıp Vatan Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ruslar eğer karşısına çıksaydı bu başarı bu kadar kolay elde kesinlikle etmemiz. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Şimdi burada Ermenistan'ın benim anlayamadığım Paşinyan hükümetinin veya Paşinyan'ın nasıl oluyor da karaya sıkıştırılmış bir devlet. Landlock diyorlar ya buna, karaya. Limanı yok. Hava sahası Gürcü havası sahası, İran hava sahası, Türk hava sahası. Yani başka bir yerden geçiş yok. Doğru mu? Doğusunda Azerbaycan. Buna rağmen kalkıp Rusya'ya rağmen biliyorsun Paşinyan bir Soros hareketiyle kesinlikle iktidara geldi. Kalkıp böyle bir coğrafyada, ben hep ne derim? Jeopolitik her şeyin üstündedir derim. Böyle bir coğrafyada, landlock bir coğrafyada. Mesela Ukrayna bunu yapabilir. Niye? Ukrayna'nın denizden bir ulaşımı var. Romanya ile sınırı var. Bir NATO ülkesi. Polonya ile sınırı var. Gdansk limanı. Dikkat et. Bugün Ukrayna'ya bu kadar silah geliyor. Nereden geliyor? Deniz yoluyla geliyor. Peki Ermenistan nereden gelecek? Bu kadar jeopolitik körlüğün bir sebebi var o bence. O zaman da bunun bedeli. Tabii ki. Emperyalist kandırmaca var ya, sen yap biz arkandayız. Aynısını birçok ülkeye yaptılar. Kesinlikle yani. İşte tabii. Ukrayna'ya olanı da görüyoruz. Aynısı şimdi o. Sen buna rağmen kalkıyorsun, seni bu kadar yıl bir proteje olarak korumuş seni Rusya'nın. Onlar sayesinde varlığını tabii sürdürmüşsün. Sonra Sovyetler seni bir SSR yapmış, Cumhuriyet yapmış. 92'de senin bu genişlemene ses çıkarmamışlar. Sen kalkıyorsun. Kimse ses çıkartmamış. Sen kalkıyorsun. 2000'li 20'li yıllarda tam da Ukrayna Savaşı devam ederken Rusya'nın zayıf anında tam da hazır olduğumuz bir dönemde. Yani şimdi diyorsun ki ben ICC kararını uygulayacağım, Roma Sözleşmesi'ni. İşte eğer bugün Putin Erivan'a gelirse tutuklayacak mesela. Veya tam bu dediğin karşı terör harekatı olmadan bir hafta evvel Paşinyan hanımını nereye gönderdi? Kiev'e gönder. Yani kör gözün parmağı, Rusya'yı da bu kadar sen karşına alırsan emperyalizmle zaten şu an dişe diş kana kan mücadele eden her yerde Atatürk gibi liderler olamaz yani şimdi. Şu an olmaz sana abi, demin pardon dediğim oydu. Yani bugünkü koşullarla 100 yıl öncesinin Kafkas Seddi koşulları aynı. Evet. Ve o yüzden bak dikkat et. O zaman Atatürk açık açık mektupla bunu. Şu anda Türkiye neticede Kafkasya'da kendi jeopolitik çıkarlarını sağlayacak bir ortamı yaratabildi. Burada Ermenistan'ın üst üste yaptığı hataları koyalım. İstediği kadar diaspora para yardımı yapsın. Savaşın özü nedir? Demir ve kan. Silah gelebilecek mi? Çok zor. E kan dersen zaten nüfusu kaç bu ülkenin? O zaman ne yapması lazım? Komşularıyla barış içinde bir arada birlikte. O yüzden Azerbaycan'ın yaptığı çok doğru. Dikkat et. Büyük zaferler elde ediyor ama şımarmıyor. Bu da çok önemli. Bir başka bir şey daha. Tam ben söyleyecektim. Ağzımdan aldın. Şöyle diyeyim. Çok büyük bir başarı var Azerbaycan'da. Evet. Nedir biliyor musun? Bir tanesi. 26 yıl inanılmaz bir diplomatik atak yaptı. Evet. İnanılmaz şekilde. Ve bu çatışmalar başladığında farkındaysan hiç kimsenin ses çıkmadı. Sonucu beklediler. İki, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi. Bu yaptıkları olayı hiçbir zaman bir Ermeni Azerbaycan-Türkü çatışması olarak göstermediler. Ne dediler? Hak, adalet için
için bunu yapıyoruz. Doğru. Doğrusu da bu. Karabağ'ın dışında bir de ülkenin %20'sini işgal etti adamlar. Milyonlarca kişi İran'a kaçtı değil mi? İran'da, tabii. Kuzey İran'a gittiler. Efendim kendi ülkelerinde mülteci, düşünebiliyor musun? Allah göstermesin Türkiye'nin yani doğusunda böyle bir şey olduğunu ve insanların batıya geldi. Mülteci dedin de aklıma tabii onlara ne deniyor? Tam sığınmacı mı, mülteci mi? Geçici koruma altındaki çok, yabancılar. Çok uzun süre. Öyle diyorlar. Yani, geçici koruma altındaki yabancı. Onu da biraz sonra mülteci soracağım. Mülteci değil. Değil tabii. Mülteci sığınmacı başka değil. Bir şey. Onlar hukuki bir şey çünkü. Değil. Onlar hukuki terimler. Kaçak göçmen o da değil. Kaçak bunlar, göçmen olur mu? Hayır, ya? Bunlar nasıl oluyor? Savaştan geldiği için. O zaman göçmen olmuyor. Geçici koruma altındaki yabancı. Bir kavram karmaşası statüsü var. Ama şeyin kullandığı bu. Göç Bakanlığı var ya. Onların kullandığı kavram bu. Şu anda rakam bildiğim kadarıyla 4 milyon 764 açıklanan. Basına bakıyorsun. 13 milyon diyen var. 12 milyon diyen var. Bu da şu an tabii ki 100. yılda Türkiye'nin herhalde en çok üzülmesi gereken konuların başında geliyor. Yani. Onu da biraz sonra soracağım. Şunu bir izin verirsen noktalayayım. En son Şuşa'yı aldı bizimkiler 8 Kasım'da 2020'de. Sonra biz oradan biraz daha ilerleyecekler falan diye değerlendiriyoruz kendi kendimize. Fakat Aliyev çıktı 10 Kasım'da. Tam da Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünde bir açıklama yaptı. Dedi ki tamamdır ateşkes ilan ediyoruz dedi. Bu ateşkeste bazı maddeleri kızanlar oldu. Şöyle olan gene bir sürü bizim ahkam kesenler oldu televizyonlarda. Ama orada en önemli olay ne biliyor musun? Hak, hukuk, adalet tecelli etti. Bana göre %91 de Zengezur abi. Evet. Zengezur koridoru. Bu Zengezur koridorunun o kadar büyük bir önemi var ki. Şimdi yarın bir gün bu ateşkesin içinde o da var. Oranın inşasına karar verdiler. O koridorun açılmasına karar verdiler. Zaten bu operasyonun temel nedeni Zengezur koridoru hala faal hale geçmiyor. Bir, Rusya'nın bir koruma sağlaması gerekiyordu. Evet. Ermenistan onu istemedi. Böyle bir arada kaldı konu. Şimdi Zengezur koridorunun geleceği Türkiye Türk için dünyası. Çok önemli. Ha, Türk dünyası için zaten bakacak olursan Kafkas biliyorsun o bölgeye Batılılar Trans Kafkasya diyor. Bir de Kuzey Kafkasya. Onlara göre öyle tabii. Evet, trans yani Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'a Kafkasya'nın ötesi diyor. Trans Kafkasya. Bu bölgenin en büyük özelliği Hazar Havzası'yla Karadeniz Havzası'nı Anadolu'yu buluşturan bir havza bu. Hegemonyanın el değiştirdiği şu dönemde Anglo-Sakson hegemonyanın gerilediği ki 200 yıllık bir hegemonyadan bahsediyoruz. Yepyeni ekonomik koridorlar oluşuyor değil mi? Başta kim? Kuşak ve yol Çin'in. Evet. Diğeri 2002'den beri devam eden ama şu son günlerde özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra hızlanan bir koridor var. Rusların başlattığı Murmansk'tan Hindistan'a kadar olan Kuzey-Güney istikametinde International North-South Transit Corridor dedikleri uluslararası Kuzey-Güney ulaştırma rotası. Bu böyle geliyor. Çinlerin kuşak ve yolda şöyle geliyor. Onun kuşağı karadan, yolu da denizden geliyor. Şimdi Ukrayna Savaşı çıkınca Çin'in kuşak ve yolun Rusya'dan geçen transit hattı bitti, kesildi. Geriye ne kaldı? İran üzerinden bir hat var. Bir de bizim Orta Koridor diye Türkiye'nin Türk İpek Yolu olarak sunulan Kazakistan'dan ve Türkmenistan limanlarından trenle geliyor. Oradan gemiyle Bakü'ye geçiyor. Bakü'den yine demir yoluna koyuluyor ve Türkiye'ye geliyor. Şimdi burada Zengezur koridoru açıldığında Türkiye'ye Bakü, Tiflis, Kars demin söylediğim demir yolu dışında doğrudan Nahçıvan'dan sen arabana giriş bineceksin. Zengezur koridorunda. Ama şunu da Türk halkı bilmeli. Zengezur koridoru dediğimiz yerde tabii Ermenistan içinden geçiyor. Demin söylediğim onların da lehine. Heh, dedim yani barış içinde birlikte biz yaşamak. Biz barıştan bahsediyoruz o, yani. Böyle bir koridorun açılması onların da dış dünyayla ithalat, ihracat açısından muazzam bir rota sunacak. Yani Zengezur koridoru Türkiye için şöyle bir avantaj sağlayacak. Bizi bugünlerde 14. yaşını kutladığımız Türk Devletleri Teşkilatı var. Bu çok çok önemli bir gelişme. Türk Keneşi olarak başladı. İnşallah. Türk dünyası nereden bakarsan bak Türkiye ile birlikte 150-200 milyonluk bir dünyadan bahsediyoruz. O dünyanın denize çıkış koridoru olacak. Zengezur'dan Doğu Anadolu'ya giriş yapacak olan. Ve komşuluğumuz da başlayacak. Kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an yapması gereken ne biliyor musun? Yani fırsatı kaçırmamak için. İlla ki Zengezur olacak. Çok hızlı bir Kars-Mersin veya İskenderun demir yolu hattı kurmak. Şu an var bir demir yolu hattı ama evvela batıya gidiyor, Sivas'tan dönüyor. 24 saatte gidiyor. Kars-Mersin mi dedin? Kars, doğrudan Kars-Mersin bir hızlı tren hattı. Niye? Buraya gelen konteynerları biliyorsun konteynerlar bugün dünya ticareti konteynerlar üzerinde dönüyor. Evet. Özellikle değerli malzemeler. Yine de deniz yolunun önemini, deniz yolunun ağırlığını hiçbiri değiştiremez. Bugün 14 bin tane tırın taşıdığı TU dediğimiz, 20 foot equivalent unit dediğimiz o kutu yükü. 14 bin taneyi bir anda taşıyan gemi var. Bunda kim rekabet edebilir? Ben şimdi Boğaz çocuğuyum. Her gün görüyorum. Gemiler geçiyor. Ortalama geçeni söyleyeyim. 1000. Minimum 500. Görüyorum ben böyle. Şimdi konteyner gemisinin yerine geçecek bir şey yok. O yüzden deniz yolu esastır. O yüzden bütün mücadele deniz ve okyanuslar için. Onu ayrı bir programda uzun uzun anlatırız. Şimdi burada önemli olan şu. Çok değerli yüklerin Avrupa'ya hızlı gitmesi gerekiyor. Deniz yoluyla tabii ki bayağı uzuyor. Burada sen neredeyse 20 güne yakın bir değerli yüklerle tasarruf ediyorsun. Her şeye rağmen en uzun tren Katar'ı. Böyle bir proje var mı peki? Benim söylediğim yok. Hayır. Şu an yok. Söylemiş olalım. Mersin. Devlet yetkililerine, bizi izleyenlere, vatandaşlara
Zengezur'u Akdeniz'e bağlayacak bir koridor şart. O da Kars-Mersin arasında bir hızlı tren hattı. İster Kars olur, ister başka bir yer, bilemiyorum. Ama Zengezur'dan gelecek olan trafiği Akdeniz'e hızla eriştirecek ve Akdeniz'den de dünyaya, Akdeniz ülkelerine eriştirecek bir aksın kurulması lazım. Hem dünyayı rahatlatacak, hem bölge ülkelerini rahatlatacak, hem de bizi. Şimdi sana bir örnek vereceğim. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açılalı 4-5 yıl oluyor. Bu kimin işine yaradı en çok biliyor musun? Gürcülerin. Gürcüler Batum ve Poti limanını devamlı büyütüyor. Niye büyütüyor? Çünkü Asya'dan gelen, evet. Çin dahil, Türk dünyasının yükleri dahil. Geliyor Bakü'ye, broker, yükü dağıtan adam. Karar verecek. Ya diyor, ben bunu Poti'den yüklemem. O kadar yakın ki Bakü'den demiryoluyla Poti. Türkiye'ye şimdi ben bunu demiryoluna yüklesem en yakın liman Mersin'de yok demiryolu. Kısa bir demiryolu yok. Uzun yani. Birkaç yerden geçecek falan. Ben diyor bunu en iyisi Poti'ye vereyim. Bak Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra 2021 ile 22 arasında Poti'ye giden yük miktarı %100 artmış. Bu inanılmaz bir gelir kaynağı. Bak bunu buradan deklar ediyor. Bu konuda çok kıymetli doçent Olkan Özdemir'in çalışmaları var. Atasam'ın kurucu başkanı. Çok şahane bir makale yazdı. Ben de orada öğrendim. %100'e yakın bir artış var. Bakıyorsun bize gelen de Türkiye'ye giren yükte de %15 düşüş var. Kim kazanıyor burada? Gürcistan. Peki soruyorum. Gürcistan'a gelen yük nereye gidiyor? Doğrudan Köstence'ye gidiyor. Romanya'nın en büyük limanı. Oradan Avrupa'ya dağılıyor. Ben de diyorum ki kardeş biz getirelim güneyden en kısa yoldan Mersin'e çıkaralım. Mersin'den bunu bütün Avrupa'ya dağıtalım kuracağımız sistemle. Ekonomik durumumuzda inanılmaz bir canlılık getirir. Bölge halkına da müthiş kesinlikle bir istihdam olanağı sağlar. Bak şimdi buradan söylüyoruz. Yıllarca bir Samsun Ceyhan petrol boru hattı. Evet. Şu an petrolün artık dönemi bitiyor. Bunu söylemenin bir manası yok. Bundan 20 yıl evvel biz Samsun Ceyhan petrol boru hattını kursaydık. Bugün Ceyhan'da Türkiye Akdeniz'in en büyük belki de petrol borsasının dağıtım alanının sahibi olacaktı. Evet. Niye? Kerkük'ten gelen petrol orada. Bakü Tiflis Ceyhan'dan gelen orada. Samsun Ceyhan'dan gelen orada. Düşün günde 3 milyon varillik bir petrol hareketinin Türkiye sahibi olacak. Kurmadılar. Neymiş efendim? Kanal İstanbul. Petrol trafiği oluyor bilmem ne diye. Şimdi o ayrı bir konu tabii. O bakımdan bu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin Türkiye'yi ilgilendiren en önemli boyutu Zengezur Koridoru. Bir tabii ki iki devlet tek millet konsepti altında Azerbaycan'la Türkiye'nin Türk dünyasıyla çok ciddi bir hareketi olarak ve bir Hazar sahilleri denizci devlet evet. olarak. Ben Azerbaycan'ı denizci bir devlet olarak da görmek istiyorum. Evet. Çünkü kıyısı var. Dikkat et şu an Hazar'da çok önemli bir koridor daha oluştu. Ne biliyor musun? İran-Rusya transit koridoru Hazar'dan. Konteyner ağırlıklı. Neden? İki ülkede emperyalizmin baskısı ve yaptırımları altında kendilerine has bir habitat oluştu şimdi Hazar'da. Son iki yılda İran'dan Rusya'ya, Rusya'dan İran'a giden ticaret akışında muazzam bir artış var. Ve ilk defa tarihinde Rusya, Volga, Don ve kendi iç sular havzasında diğer bir ülkeye, İran'a imtiyaz verdi. Bu ilk defa oluyor. Peki soruyorum sana, Türkiye niçin bu imtiyazı almadı? Niçin bunun için biz de bir girişimde bulunduk? Tabii ona cevap verecek bir makamda olsam verirdim ama veremiyorum yani şu anda. Mesela Türkiye bunu kullanabilirdi. Evet. Dolayısıyla doğumuzda yepyeni bir oluşum var. Yani kuzey-güney ulaşım hattı oluşuyor. Bir, Hazar'da yepyeni bir ulaşım hatları oluştu. İki, orta koridor zaten oluştu. Üç, Türk Devletler Teşkilatı büyüyor. İleride bu Türkiye'nin liderliğinde bir ekonomik topluluğa dönüşebilir. Büyük bir güç haline gelecek zaten. Bir güç haline de gelebilir. Evet. Bu gücün Akdeniz'e çıkması lazım. Evet. Akdeniz'e çıkaracak en önemli koridor da Zengezur koridoru. İkincisi de bu orta koridor dediğimiz Türkiye'nin. Yani biz hala gidiyoruz Avrupa Birliği hedefimizdir. Avrupa Birliği seni parya durumuna sokmuş. Evet. Avrupa Birliği çökme aşamasına gelmiş. Biz hala Avrupa Birliği hedefimizdir diyoruz. Yepyeni bir Asya yüzyılı başladı. Asya'da muazzam fırsatlar var. Türkiye'nin batılı olması için AB'ye üye olması gerekmez. Mustafa Kemal bu ülkeyi zaten muasır medeniyet seviyesini aşmak üzere kurdu. Biz zannediyoruz ki AB'ye üye olunca muasır medeniyet seviyesine erişeceğiz. O AB senin altına oyuyor. NATO ile birlikte ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Her gün şehit veriyoruz. Her taraftan kuşatılmış durumdayız. Ama doğumuzdaki bu gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin artık gerçekçi bir reel politik analizle rotasını ciddi bir şekilde değiştirmesi gerekiyor. Şimdi tabii çok önemli konulara değindin. Yani doğuda karşımıza çıkan fırsatlar, ülkemizin jeopolitik durumu, çevremizde meydana gelen hadiseler, savaşından limanların kullanılmasına kadar bunlara kafa yoracakken içeride de çok kritik bana göre ve birçok insana göre de çok kritik bir beka meselesi var. O da demografik yapımızdaki süratle meydana gelen değişiklik. Bu değişikliğe teşne olan bir takım terör örgütlerinin IŞİD'iydi, işte El Nusra'sıydı, PKK'sıydı, şunların bunların da ya ne olacak falan demesi. Bu arada yine emperyalist kesimin Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da ya bu sığınmacılara siz bakın da ben size yani amiyane tabirle söylüyorum. Biz o paralarınızı falan göndeririz. Bir de geçen Avrupa'da bir bakan açıklama yaptı. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Dedi ki 4 milyon dedi şeyi dedi Türkiye dedi orada absorbe ederek orada tutarak dedi Avrupa'yı çok büyük bir şeyden kurtardı dedi. Şimdi sen 4 milyon oraya geldiği zaman koca Avrupa'nın beka sorunu yaşanacaksa
olsa. Peki şu anda bunların hepsi bizde. Bu konuda ben de rahatsızım. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Daha doğrusu bunlara sığınmacı demeyelim de biraz önce senin söylediğin kaçak göçmen de demeyelim. Neydi? Geçici koruma altındaki yabancılar. Evet. Ne olacak bu işin sonu? Yani şimdi... Çözüm var mı kafanda? Benim şahsen var çözüm. Tabii ki var. Hepimizin yani var. Çözüm hatta çok barış. Kimseyi öldürelim demiyoruz. Hayır hayır asla öyle bir şey. Kimseye bomba bir kere, patlatalım demiyoruz. Bir kere burada temel esas hümanist düşünmemiz lazım. Yani. Ama ben önce ülkemi düşünürüm. Hayır ülkeni düşüneceksin ama insan onurunu, insan hayatını da düşünme. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bu çerçevede çözüm üretmek lazım. Türkiye bir kere bu gelen göçmenlerin çıkma nedeni, gelme nedeni bu geçici. Bunu analiz ettik mi biz? Sebebi kim? Sebebi ben değilim. Afganistan'ı ben mi yakıp yıktım? Irak'ı ben mi yakıp yıktım? Çok güzel. Bak, Suriye'yi ben mi yakıp yıktım? Bir de böyle baksınlar. Libya'yı ben mi yakıp? Alt Sahara'yı, sahil evet. bölgesini, oradan uranyum çıkaracağım, oradan elmas çıkaracağım diye ben mi dağıttım, ben mi sömürdüm? Hayır. Bu krizlerin, bu göç dalgalarının çıkma nedeni ben değilim. Ama bunun şu an kurbanı benim. Neden bu. Diyorum ben de? Şimdi ona geleceğim. Afganistan'dan Amerika çekilirken rezalet bir şekilde çekildi. Gördüm. Ve orada söz verdiği, koruma sağlayacağı bana göre pek çok Afganlıyı yüzüstü bıraktı. Onlar da kaçtılar geldiler. Benim şahsi görüşüm, Türkiye'den en azından onlara koruma için bizim bilemediğimiz... Amiralim bilgi alıyoruz ya. Öyle geliyorlar ha, zaten. Tamam. Onlar yani, zaten. Onlar. Amerika'nın eğitiminden geçmiş, bir sürü askeri eğitim şimdi almış tipler geliyor buraya. Onların bende yarattığı endişe, yarın bu adamların ne yapabileceğini... Tabii kullanışlı ki adamlar çünkü. Evet. Kendi ülkesini satmış zamanında. Evet. Yani onu bilemiyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Evet. Şimdi Türkiye, Suriye ile eğer yani Esad döneminde ki bu Türkiye'ye geldi, bizim gider oraya gitti. Tabii. O barış dönemi devam etseydi bugün bizim zaten Suriye ile böyle bir krizimiz olmayacaktı. Şimdi demek ki en önemli şey zaten bu 4.741.000 bakanlığın bugün verdiği sayı geçici koruma altındaki yabancının 3.279.000'i Suriyeliymiş. Peki Türkiye ile Suriye bugün işbirliğine girse, barış içinde yaşasa, Türkiye'nin rejimiyle Esad rejimi barışsa burada bu 3.279.000 kişi kademeli bir şekilde oraya geri gönderilemez mi? Gönderilebilir. Tarihte örneği yok mu? Tonla örneği var. Ama bu yapılmıyor. Benim anlamadığım mı? Şimdi şunu soracağım ben sana. Ben sana bu sefer soruyorum. Türkiye'nin nüfus artış oranı biliyorsun düştü. Normalde fertility rate denen bir oran var. Bu 2.1 olması lazım. 1.7'ye mi 1.7'ye düştü. Evet. Şimdi acaba bizim bilmediğimiz o mu? Türkiye demografik olarak önümüzdeki 30-40 yılda nüfusu azalan ülkeler durumuna düşeceği için Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi nasıl İspanyolları, İtalyanları, Türkleri aldı. Acaba Türkiye, Türk Devleti bizim bilmediğimiz bu mu? Çünkü bir gün bakanımızdan biri ne dedi? Çoban bulamıyoruz dedi. Acaba böyle bir niyet mi var? O zaman şunu soruyorum. Eğer biz nüfusumuzu bu şekilde geliştireceksek niçin Türk devletlerinden almıyoruz? Niye Özbekistan'dan almıyoruz? Niye Türkmenistan'dan? Yani oradan da gelmek isteyenler var. Niçin bu metodu kullanıyoruz? Yani Türklerin tarihte Araplarla olan ilişkisini demin işte gördük. Evet. Bize çok da dost bir kültür değil. Türkiye'de dindaş olması, iki kültürün barış içinde birlikte yaşaması için belki bir neden olabilir. Ama geçmişimizde son olarak onlarla yaptığımız sosyal sözleşme Birinci Dünya Savaşı'nda evet. bitmiş. Benim askerimi öldürmüş. Arkadan bıçaklamış. İngiltere'nin bir emperyalist vassalı olarak görev yapmış değil mi? Piyon olarak görev yapmış. Piyon olarak görev yapmış. Yani neler neler anlatıldı. Ailelerimizdeki büyükler, Hicaz'dan gelen, Yemen'den gelen ne acılar çekmişler. Biz bir anda efendim bizim nüfusumuzun gençleşmeye ihtiyacı var. Böyle fırsat doğdu. Biz bu toplumdan toplumumuzu birleştireceğiz, kaynaştıracağız. Böyle bir politika mı var? Bunu ben bilmiyorum. Ama şu an görünen şu ki Türkiye'de kamuoyu bu konudan çok rahatsız. Çok rahatsız. Bunun devlet tarafından suhuletle, akıl yoluyla çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu soruyu bana sordun ama çok konuştuk. Çok da konuşuldu. Televizyonlarda her yerde de bu konuyu izliyoruz. Ama Türk milletinin gerçekten bu konudan çok muzdarip olduğu. Burada ırkçılık yok. Biraz önce sen dedin ki humanist şeyi buraya koyuyorum. Biz evet. Türk milleti olarak zaten misafir perveriz. Tabii kesinlikle ama onda bir sınırı var. Irksal yani. Anlamda. Evet, yani. Irk nerede aranır? Atlarda aranır. Arap atı dersin. İngiliz atı dersin. Koşturursun vesaire. Irkı normalde insanda aramak zaten ama bu... kültürü arayabilirsin. Onu anlatacağım. Bizim Türk milleti olarak bahsettiğimiz Mustafa Kemal'in de bize öğütlediği, emanet ettiği Türk milleti. Yani kültür, Türk kültürü evet. anlamında bunu Türk söylüyor. Türk arsı, Türk tabii, kültürü. Yani Türk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Orada Diyapa var yanında. Ermeni de var. Rum da var. Aynen. Kendini bu vatana, aidiyetine... Üskünlük Türk'tür diyor. Kesinlikle tabii. öyle. Altın, bu da çok doğru. Olsun. Son derece doğru bir şey. Şimdi saçma sapan Türkiye'li kavramını çıkarıyorlar. Bunların hepsini reddediyoruz. Yok Türkiye'li diyeceksin, bilmem ne diyeceksin falan. Türkiye aşağılama moduna hiç kimse giremez ve Türk milletinde de bu çalışmaz yani. Hangi partiden olursa olsun çalışmaz. Yani bu. Şimdi mesela bu yeni anayasa hazırlığı falan bunu gündeme getirecek partinin ben ayakta kalabileceğini sanmıyorum. Türk kavramını ortadan... Akıllarını başlarına yani, alsınlar yani. Yani büyük bir kumar olur. Kesinlikle öyle. Söyleyeyim. Büyük bir kumar olur. Şimdi yeni anayasa falan deyince de aklıma geldi. Şeyi az daha unutacaktık bugün söylemeyi. Aynı zamanda bugün biraz önce söylediğim gibi 13 Ekim 1923'te Ankara'mızın başkent oluşu. Evet. O
kadar önemli ki. Yarın da önemli bir tarih değil mi? 6 Ekim. Çok. Ha. Mustafa Kemal Atatürk ne bekliyor? Lozan bir bitsin şöyle diyor. Bitsin 24 Temmuz işte. Geldi hemen diyor ki İsmet Paşa'ya bir şöyle işaret ediyor arkadaşlarına. Öyledir. Ama her şeyi meclisten çıkartıyor. Ben diktatörlüğüm falan yok öyle bir şey. İsmet İnönü Allah rahmet eylesin. 11 arkadaşıyla birlikte mecliste bir önerge veriyor. Diyor ki Ankara'nın başkent olması. Ama tabii daha öncesi var onun aslında. Ta 1920'de. Ya 1920'de Atatürk bunu düşünerek mecliste bir karar aldırtıyor. Başkent olabilecek şehirlerde olması gereken özellikler diyor. Evet. Her tarafa tren, demiryolu bağlantısı olacak. Tam merkez. İşte insanların kolaylıkla gelebileceği, arazisi geniş olacak, gelişmeye müsait olacak Ankara'yı tarif ediyor. 1920'de bunu yazdırtıyor Mustafa Kemal arkadaşlarında. Sırası gelince de 23 yılında 1923'te 13 Ekim'de mecliste oy çoğunluğuyla bu kabul ediliyor. Yani çoğunluk derken oy birliğiyle kabul ediliyor. Ve Mustafa Kemal'in de daha sonra 32'de, 33'te ve 25'te söylediği şeyler var. Ankara halkına bir kere teşekkür ediyor. Diyor ki ya ben diyor geldim yanında diyor 10 tane şey vardı. Tam kelimeleri hatırlamıyorum. 10 tane diyor koruma vardı. İşte Topal Osmanlılar falan Allah rahmet eylesin hepsine de geldiler. Ankara halkı diyor beni diyor Dikmen tepelerinde Seymen oyunlarıyla karşıladı diyor. Ben diyor sadece bir bilindiğim var. Ne biliniyor benimle ilgili? Çanakkale kahramanı. O kadar. O sırada diyor padişah diyor beni silmiş. İdamıma karar vermişler. Fetvalar rütbelerim gitmiş. Edin. Fetvalar diyor verilmiş arka arkaya. Rıfat Börekçi diyor başta olmak üzere Ankara müftüsü. Beni diyor oynayarak karşıladılar. Ve diyor milli mücadele döneminde bütününde Ankara halkı tamamında her şekilde maddi manevi diyor bizim yanımızda durdu. Evet. Onlar olmasaydı diyor biz bunu diyor başaramazdık. Evet. Şimdi bu çok önemli. Çok. Onun için Ankara'nın başkent olmasını da böylece 100. yılında kutlamış olalım. Yarın da 6 Ekim İstanbul'un 6 kurtuluşu. İstanbul. Orada da Atatürk'ün büyük manevrası İstanbul'u var. İstanbul'u kim aldı? Refet Bey'le. 1453'te. Ha, pardon. Ya. Atamız evet, Fatih Sultan doğru. Mehmet. Tabii. Kim teslim etti? Mehmet Vahid Ettin. Kim geri aldı? Mustafa Kemal Atatürk. Kimi gönderdi? Refet Bey'le. Niye gönderdi onu biliyor neden? Musun? Refet Bey'le Amerikan mandasını en çok isteyenlerin başındaydı. Hadi bakalım dedi sana öyle mi? Evet. Ve Refet Bey'le gönderiyor. İstanbul'u ona aldırtıyor. Artı sultana da saltanat sona ermiştir mesajını ona verdirtiyor. Halbuki Keçiören'deki olayı hatırla. Evet. Ne demiştir Refet Bey'le? Refet Bey'le ile Rauf Orbay ve diğerleri. Kemküm de var başta. Tabii Kemküm de var. Rauf Orbay ne diyor? Biz sultanın ekmeğiyle büyüdük diyor. Cumhuriyet'in kurulmasına resmen karşı çıkıyorlar. Evet. Saltanatın kaldırılmasına. Atatürk onlara bir konuşma yapıyor. Tabii hepsinin fikri değişiyor ama tek kalıyor Atatürk. Ona rağmen bunu uygulatıyor ve Refet Bey'i bu görevle ya ne güzel hatırlattın ya. Yani. Lozan hikayesi geldikten sonra şeyi çağırıyor. Salih Bozok yanlış hatırlamıyorsam Allah rahmet eylesin. Evlat diyor şu diyor benim yazdığım çocuk diyor o biliyorsunuz. He, biliyor. Çocuk diyor benim şuraya karaladığım şeyleri diyor bir temize çek diyor. O da alıyor bir bakıyor. Bu devletin şekli artık cumhuriyet olmalıdır. Şimdi diyor bu yazdığını diyor getir diyor ben paraf ediyor altını. Götür diyor Adalet Bakanımıza ver. Üçümüzün arasında kalsın diyor. Bak cumhuriyetin kuruluşu. Evet. En yakın arkadaşları Rauf Bey bile Allah rahmet eylesin. Birçoğu anlamamışlar yani. O saltanat devam edecek, o hilafet devam edecek. Atatürk esasında evet. 600 yıllık geride kalmış bir toplumu 20. yüzyıla muazzam bir sıçramayla getirtmeyi evet, hedefliyor. Geçen programda bir şey söylemiştin. Sadece kurtarmadı, kurdu. Kurdu tabii. Devlet bak, kurdu vatan. Bu çok kurdu. Önemli bir laf. Sadece kurtarmadı, kurdu. Çok şanslı bir milletiz yani. Çok şanslıyız evet. Tabii ki. Ve bunun kıymetini bilip o cumhuriyetin değerlerine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Sevgili amiralim programın sonuna gelmişken çok garip karşılamasan, enteresan karşılamayacağını bilerek bir soru sormak istiyorum. Tabii. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, kurucu liderimiz şu anda hayatta olsaydı, bugünkü Türkiye'yi görseydi nelere çok mutlu olurdu, nelere çok üzülürdü? Esasında çok zor bir sual. Herhalde en çok şuna sevinirdi. Kurduğu cumhuriyet öyle veya böyle bu kadar içten dıştan emperyalizmin dışarıdaki oyuncuları içimizdeki hainler. Biliyorsun yani Türkiye'deki hain sayısı Atilla İlhan'ın meşhur lafı var. Türkiye'nin hain kadroları çok yüksektir diye. Buna rağmen sınırlarımız değişmedi. Bir kere bu çok önemli. Evet. Sınırlar değişmedi. Buna çok mutlu olurdu. Buna mutlu olurdu. Bir de Cumhuriyet 100. yılını gördü. Yani bir asırı devirdi. Bu önemli. Çok şükür. Çünkü 600 yıllık bir imparatorluğun külleri üzerine bunu kuruyor ve muazzam sadece bir hukuk devrimi değil, kültürel devrim de yapıyor. Yani şimdi diyeceksin ki o kültür devrimi çok saldırıya uğradı, çok erozyona uğradı. Çok. Doğru. Ama her şeye rağmen şu an Cumhuriyet yerinde duruyor. Büyük tehdit altında olduğu halde ismi kalsa da içi belki şu an boş. Yani ona geleceğiz. Ama Cumhuriyet tekrar duruyor. Tekrar doldururuz. Bu bir. Tabii o kolay. Yani var ya meşhur bir kere kurduk bir daha kururuz. Ki şu an bir format değişikliği yok. Yani dışı duruyor. İçinde önemli ciddi sorunlar var. Onlar düzelir. Şimdi bir kere nüfus artışı. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in nüfusu 10. yıl marşına çık 15 milyon. Onu da biraz böyle abartarak söyledi. Evet. Yani ve 15 milyon o dönemde düşün. %90'ı daha eğitim devrimine yeni girmiş. 1970'te Türkiye'nin çalışan nüfusu, etkin nüfusu 70'te 17 milyon. Bu nüfusun sadece ve sadece %3'ü,
yüksek okul mezunu. Evet. 10. yılda çok daha düşük. Atatürk'ün Türkiye'nin nüfusunu, yani bu koruma altındaki göçmenleri saymıyorum yani. Evet. Tamam. Ama şu an Türk üst kimliğiyle nüfus olarak 85 milyonu bulmasından mutlu olurdu. Çünkü eğer böylesine bir coğrafyada yaşıyorsa, yani doğu batı ekseninde bir yarımada Türk boğazlarının sahibisin. Akdeniz havzasındasın. Balkanlar, Kafkas arasındasın. Kırım havzası, Orta Doğu, Levant, Kuzey Afrika, Cebel Tarık sistemine yakınsın. Böyle bir coğrafyayı 10 milyonluk nüfusla koruyamazsın zaten. Ne diyorum ben sürekli? Demir ve kan. Önce nüfusun olacak. Ordu kuracaksın. İç güvenliğini, iç bütünlüğünü, iç barışını sağlayacaksın ki sen bir güç olabilirsin. Evet. Bir kere herhalde ona da mutlu olurdu diye düşünüyorum. Diğeri Kıbrıs'ın. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 74'te Türk jeopolitik sistemine katılması ve oradaki başarılı harekat herhalde onu çok mutlu ederdi. Çünkü 37'de hatırla, bir harp oyunda ne diyor? Bu adaya dikkat edin diyor. İşaret ediyor yani. Orada bir devletin olmasını kesinlikle diyorsun. Düşünsen şu an dünyadaki tek Türk ada devleti. Bir şey hatırlatmak evet. istiyorum sana. Araya şöyle kısaca gireyim. Biz senden 3 sene, 4 sene önce yaptığımız programda ben tekrar izledim. Biz orada ne diyoruz seninle biliyor musun? Kıbrıs Türk devleti diyoruz. Zaten onu dün Cumhurbaşkanları ilan etti. Biz 4 sene önce söyledik. 4 sene evvel söyledik. Senden de bir kanıtlıdır. Evet evet. O halde oranın adı Kıbrıs Türk Doğru, devleti. Doğru, katılıyorum. Zaten dün şeyi görünce çok sevindim. Hatta dedim ki ya dedim bizim yıllar evvel. Dersin Tatar açıklama mı yapmış? Yaptı. Ben onu bilmiyorum. Bir yerde Türkiye'de bir konuşmada artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil Kıbrıs Türk devleti diyeceğiz dedi. Çok güzel. Bu çok önemli yani. Şimdi buna çok mutlu olurdu Kıbrıs'ta. Doğru. Türk Devletleri okay. Teşkilatı'na çok mutlu olurdu. Neçe'de okay. 14 yaşına geldi. Neden? Onun en büyük ideali oydu zaten. İran Büyükelçisi'ne 1936'da sabaha karşı işte o yemekten çıkıyorlar Çankaya'dan. Doğudan güneş doğuyor, bakıyor. Ona diyor ki Doğu halkları diyor uyanacak diyor. Türk medeniyeti diyor doğuyla diyor mutlaka buluyor. Ona inanıyor. Türk Dil Kurumu'nu niye kurdu? Türk Tarih Kurumu'nu niye kurdu? Tüylerim diken diken oluyor. Evet ya. Ama yani onu görüyor ve şu an çok şükür Türk Devlet Teşkilatı kuruldu. Ve bunu Türkiye büyük riskler, büyük tehditler yaratarak yapmadı. Hakikaten yumuşak bir diplomasiyle yaptı. Evet. Ne Çin'i ne Rusya'yı karşısına alarak yapmadı. Ha şimdi bunu kışkırtmak için emperyalizm, Anglo-Sakson hegemonya. Çünkü bir daha söylüyorum. 1800'den itibaren kurulu bir düzen var. Denizler üzerinden kurulmuş bir emperyal sistem müesses var. Kapitalizmin var. Müesses kurduğu müesses nizam. Bu nizam Türk Devletler Teşkilatı'na Türkiye'nin Asya'dan aldığı güçle Akdeniz'e çıkmasını istemez. Yani bunu da görmek zorunda. Yazıyorlar, söylüyorlar zaten. Evet. Türkiye bunu bilerek kendi antikorlarını üretmek durumunda. Evet. O yüzden hep söylüyorum Asya yüzyılında Asya güçleriyle işbirliği yaparak Çin'le Rusya'yla işbirliği yapmadan ve onlara karşı emperyalizmin kışkırtıcı elemanı olmadan bunu bu bazıları başlar. Onlara biat etmek olarak anlıyor. Diyorlar ki Amerika'ya biat ediyordun şimdi dönüp. Hayır efendim öyle bir şey yok. Türkiye'nin coğrafyası ve şu an Türkiye'nin nüfusu ve Atatürk'ün yine mutlu olacağı savunma sanayi. Güzel. Bu da önemli. Çünkü niye? Bağımsızlığın özü silah. Kendi silahını üretmek durumundasın. Atatürk zaten başından itibaren bunu gördüğü için donanmanın gelişmesi, hava kuvvetlerinin gelişmesi, efendim uçak fabrikasının kurulması, evet. Tank fabrikası bile diyorsun ya zırhlı araç fabrikası konuşmuştuk bile konuşmuştuk geçen seferde. Yani bu da çok önemli. Neye sevinirdi? Her şeye rağmen petrolümüz yok, doğalgazımız yok ama bir köylü tarım devletinden en azından halkının şu an orta gelir seviyesinde çok zorlansa da yine de belirli bir refah düzeyinde yaşadığını gördüğüne mutlu olurdu. Düşün Atatürk'ün vefat ettiği yıllardaki filmlere ben seyrediyorum. Ayakkabıları yok çoğunun. Niye? Çünkü Osmanlı'dan hiçbir şey almıyor. Bir yandan borç ödüyor, bir yandan tarım devleti onu sanayi devletine dönüştürmek istiyorlar. 1929 dünya ekonomik krizi çıkmış. Planların hepsi alt üst olmuş. Zor bir dönem. Şimdi o dönemden her şeye rağmen Türkiye G20'ye değil mi? Yani gelişmiş 20 ekonomi arasına dünyada neredeyse işte 190 küsur devlet var. Bunların arasına girebilmiş. Bu da herhalde mutlu ederdi diye düşünüyorum. En önemlisi Türkiye'den son 100 yılda çok seçkin şahsiyetler çıktı. Dünya çapında sanatçılar çıktı, bilim adamları çıktı. Bu da şunu ispat etti. Yani eğitimli Türkleri önünde kimse duramaz esas. Yapamayacakları hiçbir şey yok. O da hep bunu söylemişti zaten. Evet. Atatürk bunu gördüğü için de o zaman hatırla deha çocukları, harika çocuklarını yurt dışına gönderdi. Gemi inşacılar, mimarlar ne dedi? Sizleri diyor oraya kıvılcım olarak gönderiyorum. Ateş olarak döneceksin. Evet. Ne kadar güzel laf. Onları görse mutlu olurdu. Bugün Türkiye'den yurt dışına üzülerek son 20 yılda çok giden oldu. Yani Türkiye'deki sosyo-kültürel koşulların çok kötüleşmesi sonunda doktorlar başta olmak üzere çok kıymetli insanlar. Ben şimdi yurt dışında gittiğimde
görüyorum. O kadar başarılılar ki. Bugün Almanya'da işçi çocuğu olarak gitmiş. Çok zor şartlarda büyümüş. E şimdi bakıyorsun Almanya'nın gayri safi milli hasılasına çok ciddi katkı sağlayan firmaların sahibi bunlar. Evet. Bakıyorsun Türk noter var. Türk hakim var. Bunlar da önemli başarılar. Bu da şunu ispat etmiş oluyor. Atatürk'ün Türk'te gördüğü cevherin doğru olduğunu. Ona da mutlu olurdu diye düşünüyorum ama en sona şunu saklıyorum. Her türlü melanete rağmen 45'ten sonra yani Anglo-Sakson sistemin etki alanına girdikten sonra önce Kemalizmin yok edilmesi. Altı okun içinin boşaltılması. Ha şimdi adam, çok üzüleceklerini söylüyor. Hayır sevineceğine artık. Geliyorum. Ha, sevineceğine. Buradan üzüntülü bir yerden sevinecek bir yere geliyor. İçinin bu kadar boşaltılmasına rağmen hala Atatürk sevgisi ölmüyor bu ülkede. Hala Mustafa Kemal dendiğinde insanlar gözleri parlayarak ayağa kalkıyor. Şu anda senin ve benim olduğu gibi. Yani bizler tabii ki farklı ama benim torunlarım var. Küçücük çocuklar hala Atatürk dendi mi gözleri pırıl pırıl oluyor. Bu da şunu gösteriyor. Bu kadar melanete, bu kadar karşı propagandaya, bu kadar efendim Atatürk düşmanlığına, karşı devrimin bu kadar acımasızlığına rağmen Mustafa Kemal Atatürk sevgisini bu toplumun kalbinden, aklından, ruhundan kimse söküp alamıyor. Buna çok seviniyorum. Ve alamayacak. Alamaz. Mümkün değil. Bunu Türk halkı kalbinin ruhunun en derin köşesinde mücevher gibi saklıyor. Evet, buna evet. Sevinir. Şimdi gelelim üzüleceğine. Bir kere herhalde en çok şuna üzülürdü. Kurduğu Kemalist ideoloji 6 temel doktrin üzerineydi. Yani prensip üzerineydi. Bakacak olursan cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik değil mi? 1927'de bu 4'üydü. 31'de de neyi koydular? Devrimcilikle devletçiliği koydular. Oldu sana 6. 37'de ne yaptılar? Anayasaya koydular bunu. Şimdi baktığın zaman bu 6 tane prensibin hepsinin içi boşaltıldı. Böyle duruyor da boş. Yani, hayır şimdi ben bir siyasi partiyle ilgili konuşmam. Yok siyasi parti ben değil devlet benim. Devlet sistemi olarak elbette söylüyorum. Elbette canım. Şimdi bunlar Atatürk o dönemde düşünsene 600 yıl demokrasinin D'sini görmemiş. Cumhuriyet'in C'sini görmemiş. Fransız ihtilali olalı neredeyse 150 yıl geçmiş. Tabii. Hiçbir şekilde sistemde sadece 1876 Teşkilat Esasiye Kanunu birinci meşruiyet. Sonra 1908'de ikinci meşruiyette göstermelik bir demokratik hareket. Ama Cumhuriyet'in adı bile geçmiyor. Monarşik, teokratik bir imparatorluk. Ama gücünü köylüden alan bir imparatorluk. Türklüğü ikinci plana atmış. Türkler sadece çiftçi olabiliyor, asker olabiliyor, başka bir şey olamıyor. Sen buradan alıyorsun, bambaşka bir cumhuriyet yaratıyorsun ve bu cumhuriyeti Fransız ihtilali temelinde Voltaire'ler, Fransız gibi pek çok düşünürün, filozofun fikirleri paralelinde İsviçre Medeni Kanunu alarak, İtalyan Ceza Kanunu alarak yine özel mülkiyeti unutmadan Atatürk istese komünist bir rejimi de seçebilirdi. Evet, padişahım derdi ya. Tabii ki. Veya sultanım diyebilirdi. Tabii. Yapmadı bunu. Ama Türkiye'nin geleceğini doğru bir rotaya sokabilmek, gideceği muasır medeniyetler seviyesi limanına eriştirebilecek rotayı çizerken de dedi ki bu gemi bu altı prensiple hareket etmeli dedi. Halkçı olmalısın dedi. Dilencin olmayacak dedi. Halk eğitimli olacak, okuma yazma bilecek. Sen biliyor musun? Köy enstitüleri kurulurken o zaman Ataç diyor ki plan yaptım diyor. 56 yılına geldiğimizde diyor köylerde okuma yazma bilmeyen insan kalmayacak diyor. Ama köy enstitülerinin en yakın arkadaşları kapattırdı. Yalan. Niye? Bu şimdi konulara da ayrıca girelim. Şimdi hayır. Tabii çok doğru söylüyorsun ama köy enstitüleri gerçeğine de onu ayrı bir programımızda yapalım tamam. Onu. Yani baktığın zaman şimdi sırayla gidelim hepsine istiyorsan. Halkçılık şu an yok. Bugün düşünebiliyor musunuz? Pek çok kişi devletten aldığı paralarla, ekmek yardımı, gıda yardımıyla ayakta duruyor. Bak Maurice Duverger benim çok beğendiğim Fransız düşünürdür. Halkının 1/4'ü hatta daha çoğu okumasız, yazmasız, bilgisiz ve halkının yarı aç, yarı tok yaşadığı ülkelerde klasik demokrasi işleyemez diyor adam. Evet. Niye? Kamu özgürlükleri bu koşullarda uygulanamaz. Seçimler anlamlarını yitirir. Böyle durumlarda demokrasinin biçimsel yöntemlerinin uygulanması yığınlara kendi çıkarları için oy verdirten feodalite mensuplarının egemen saklamaya yarar. Şimdi baktığın zaman Türkiye 45'ten sonra sürekli bu aşamalardan geçmiş. Geçerek bugünlere geldi. Halkçılık önemliydi. Ben bugün efendim belli bir gelir seviyesindeysem eğer ben evime giderken kucağındaki bebekle bir kadın yağmurda çamurda benden para istiyorsa ben o gece rahat uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Diyorum ki ben bunu hak etmiyorum. Devlet işte bu eşitliği sağlamalı. Bir bakıyorsun geceliği 50 bin dolar olan lüks oteller, muazzam pahalı arabalar. Bir yerde bakıyorsun evine ekmek götüremeyen anne baba. Bu olmaz. Halkçılık o yüzden çok önemliydi. Bugün bunu göremiyoruz. Diğeri tabii ki milliyetçilik. Atatürk'ün senin demin o meşhur veciz lafı. Bunun da içi boşaltıldı. Nasıl boşaltıldı? 1950'lerden sonra hatırlayalım. Türk İslam sentezi diye bir kavramla ki 1980'den sonra bir Brzezinski doktriniyle, Yeşil Kuşak doktriniyle senin bir ırki temelin değil. Bir milliyet temelin var. Türk, üst kimlik. Bunun yanına neyi koyduk? Ümmet. Ümmeti koyduk. Şimdi sen. Olmaz ki. İkisi yan yana tutmadı olmaz. Tutmadı zaten. Bir kere tabii ki tutmaz. Ama bu Türklerin yarattığı bir şey değil.
değil. Bu yine Anglo-Sakson think tank. Yazdılar, çizdiler, yazdılar. Dediler ki biz bunlara bunu yapalım. Evet, evet. Ve Türkiye'den de bir takım insanlar bunun üstüne aldılar ve Türkiye'yi bu şekilde ümmetle yan yana getirdiler. Bu yanlıştı. Din vicdan alanında kalmalıydı. Tekkeler, zaviyeler, tarikatlar, şimdi bakıyorum inanamıyorum o tarikatların zenginliği. Kullandıkları arabaları bazen... Ama çarpılmayalım şimdi bunları böyle... Hayır, şey, yani şimdi bakıyorsun devrim kanunları var. Anayasada var. Anayasada hala hepsi var. O zaman şunu soruyorum. Atatürk niye üzülürdü diyorsun da. İşte. Onu sormaya çalışıyorum. Laikliğin içi boşaltıldı. Buna çok üzülürdü. Evet. Anayasada olduğu halde hiçbir uygulama yok. Buna üzülürdü. Devrimciliği saymıyorum zaten. Devrimciliği yok. Yani kimse onu diline bile alamıyor. Devletçilik. Bugün Atatürk'ün Lozan'da 8 ay boyunca verdiği en büyük mücadele neydi İnönü üzerinden? Kapitülasyonla. Türkiye'nin Merkez Bankası 1930'da kuruldu. O şartlarda kuruldu. Bugün Merkez Bankası'nın görevi nedir? Finansı idare etmek. Ama ne yapıyor Merkez Bankası idare edebilmek için? Uluslararası fonlardan yardım istiyor. Yok Körfez Fonu, yok British Fonu, yok Amerika'dan şu banka falan. Daha bizim da bilmediğimiz neler var. Bilmediğimiz neler var bilemiyorum. Tabii. Buradan şuna geleceğim. Kapitülasyonlara özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 24 Ocak 1980 kararlarının uygulanıp Türkiye'nin küresel ekonomiye, küreselleşmeye, entegrasyona adı altında biz esasında en büyük kapitülasyonu vermiş olduk. Şu an limanlarımız, Türkiye'nin son yüzyılda yaptığı bütün değerler, sanayiden tarıma, aklına ne geliyorsa hepsi şu an uluslararası kapitalizmin bir yerde kullanım alanına girmiş oldu. Devletçilikten uzaklaşmış. Evet, kanla kaldırdığımız, savaşla kaldırdığımız, yani çok zor kaldırdığımız kapitülasyonları kendi elimizle 24 Ocak kararlarından sonra rahmetli Turgut Özal, arkasından askeri darbeden sonra da işler yoluna girdi, devam ettiler, gittiler. Turgut Özal'ın göreve getirilme nedeni oydu. Evet, hiç kimse tanımıyordu zaten o zamana kadar. Kimse tanımıyordu. Yani 24 Ocak kararlarıyla Türkiye neoliberal Chicago ekolü dediğimiz işte bu ekonominin esiri oldu ve paradan para kazanma dönemiyle üretim ikinci plana itildi. Halbuki bir ülkenin ekonomisinin gücü ürettiği kadardır. Sanayide üreteceksin, tarımda üreteceksin. Bugün Türkiye'nin bütün dünya imalat sanayindeki payı %1. Mustafa Kemal gelseydi, bugün onu görseydi inan ona çok üzülürdü. Diğeri tabii, özetle şunu söyleyeyim. Amerikan mandacılığına karşı biri, Amerikan sisteminin emrine girmiş olmamıza çok üzülürdü. Bu kapitülasyon devletçilikten uzaklaşmaya çok üzülürdü. Altı okun tamamen içinin boşaltılmasına çok üzülürdü. Ve de tabii ki Cumhuriyet ordusuna, Cumhuriyet donanmasına kumpas kurulmasına. Bu çok önemli. Bir rejim değişikliği olabilir ülkede. Kalkarsınız, o rejim değişikliğinde suç varsa yargılarsınız. Ama kumpas kurup olmayan suçları üreterek, dijital belgeler üreterek ve bu belgelerin çoğu Amerika'da orada burada hazırlatılarak, bunlara göz yumarak bir orduya kumpas kurulmasına ve tasfiye edilmesine herhalde kahrolurdu diye düşünüyorum. Burada bitiriyorum. Programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana ama kapatmadan önce müsaade edersen sevgili izleyiciler, burada bir deniz mecmuası var. 30. sayısı. Sevgili amiralim burada yazı yazıyor. Çok değerli insanlar da yazı yazıyorlar. Ben bu dergiyle tanışalı herhalde 2. 3. sayısında olmuştu. Evet. Bana da hediye etmişti. Ben de takip ediyorum. 30. sayıya geldi. Çok enteresandır. 30. sayısı ne zaman yayınlanmış biliyor musunuz? 30 Eylül'de yayınlanmış. 30'a 30. Bu dergiyi alarak yapacağınız destekler denizcilik kültürüne, denizcilik kültürünün gelişmesine, mavi vatan kavramının daha iyi anlaşmasına yardımcı olacaktır. Tavsiye ediyorum. Diğer konu, yanıma kitapları almadım ama isimlerini hemen buradan okuyacağım. İnanır mısınız? Sabahlara kadar bu iki kitabı okuyorum. Yazarı John Snow. Zannedeceksiniz ki Alman, Norveçli. Yok, öyle değil. Bir Türk arkadaşımız ama inanın kim olduğunu, ismini ben de bilmiyorum. Twitter'dan büyük ihtimalle tanırsınız. John Snow'un yazdığı Yarının Adamı serileri var. Yarının Adamı 1, Mustafa Kemal'i anlamak. İkincisi de Yarının Adamı 2, Gaflet, Delalet ve Hıyanet. Israr ediyorum bu kitapları alın ve okuyun. Bir de insanlar bir ayağa kalksınlar. Baksınlar 100. yıl geldi. Partilere bakıyorum, hazırlıklara bakıyorum. Bir atalet var sanki değil mi? Yani o konuyu da bir söyler misin? Şimdi Türkiye'nin tabii beklentileri 100. yıla girerken çok çok farklıydı. Elbette. Son 1,5 saattir bahsettiğimiz koşullarda küllerin içinden yepyeni bir anka kuşu çıkıyor. Ve bu anka kuşu uça uça 100. yıla kadar geliyor. Normalde bunun çok daha görkemli, çok daha büyük bir şekilde kutlanması gerekirken halkımızda tabii ki bayrak sallamaktan bahsetmiyorum ha. Gardırop Atatürkçülüğü olarak zaten bunu kutlayamayız. Yok. Gerçek olan şu ki büyük bir atalet var. Bunun temel nedeni maalesef toplum şu an kutuplaşmış durumda. Ekonomik sıkıntılar had safhada. Çok. Yani bugün evine ekmek götüremeyen aileler var. Böyle bir konjonktürde tabii büyük kitlelerin Cumhuriyet'in 100. yılını bu anlattığımız perspektifle değerlendirmesini bekleyemeyiz. Çünkü kendi aile sorumluluklarını yerine getireceğiz. Çiftçi şu an mutsuz. Hayvancı aynı şekilde. Hayvancılık yapan. Yani orta kesim ciddi sıkıntılar içerisinde. Emeklinin durumunu anlatmaya yani burada gerek saatler yetmez. Öğrenciler ne diyorlar öğrenciler biliyor musun? Zaten. Yurt dışına gideceğim diyor bitirince. Zaten sorun burada. Şimdi
Türkiye büyük bir iddiayla kurulmuştu. Ve yokluk üzerine kurulmuşken o iddiayla geleceğe muazzam bir ışık tuttu. Şimdi Türkiye en güçlü olması gereken dönemde maalesef güçsüz. Başarabiliriz abi. Hayır hayır, ben onu zaten bizim gibi düşünenler arasından sorun yok. Ben halk için tabii söylüyorum. Tabii ki. Tamam. Bunlarla beraber başaracağız. Burada temel zaten sorun şu. Evet. Zaten tartışmıyoruz. Cumhuriyet sonsuza kadar devam edecek. Bu ülkeyi zaten Cumhuriyet'ten başka hiçbir yönetim şekli götüremez. Burada önemli olan Cumhuriyet'le demokrasinin uyum içinde gelişmesi. Eğer demokrasi hegemonyanın, emperyalizmin oyunlarıyla, kışkırtmalarıyla Cumhuriyet'e rakip olacaksa buna dikkat etmemiz lazım. Bugüne kadar olmuştur. Nasıl olmuştur? Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in iki temel omurgasıyla demokrasi üzerinden oynanmıştır. Biri etnik ayrımcılık, diğeri laiklik. Bu iki omurgayla oynanmıştır. Neyin adıyla oynanmıştır? Daha fazla demokrasi diye. Bu kime zarar vermiştir? Cumhuriyet'e. Ben burada asla demokrasiden vazgeçelim, demokrasiyi ikinci plana atalım demiyorum. Ama demokrasiyle Cumhuriyet'in birlikte birbirinden güç alarak yeşermesini, gelişmesini sağlamalıyız. Eğer hegemonyanın, emperyalizmin Türk demokrasisini kullanarak think tankleri üzerinden, medya üzerinden, akademi dünyası evet üzerinden bu dediğim omurgalarla oynamasına daha fazla ileride izin verilirse Cumhuriyet'in ciddi bir tehdit altına gireceğini de buradan söyleyebiliriz. Şu an demin de söylediğim gibi Cumhuriyet'i oluşturan temel değerlerin hemen hemen pek çoğunun içi boşaltılmıştır. Ama Türkiye çok dinamik bir devlettir. Halkımız çok dinamiktir. Bir kere halk moderniteyi, hayatı, yaşamayı seven bir halktır. Bu halkı bir takım kalıpların içine kimse sokamaz. Ben o yüzden halkın ferasetine, bu içindeki potansiyel enerjinin iyilik için, güzellik için her an kinetik enerjiye geçebileceğine de inananlardan. Değerli amiralim, çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz katkı sağladın. Geçen seferde olduğu gibi, şimdi de olduğu gibi. Ben şunu söylemek istiyorum mevzular izleyicilerine. Arkadaşlar, yazdığınız bütün yorumları tek tek okuyoruz. Çünkü o yorumlarda bize tavsiyeleriniz, ön ayak olabilecek şeyler, küfürler falan da var bazı. Zaten onları yorum olarak kabul etmiyoruz ama diğerlerini de hepsini okuyoruz. Mevzular 54'de göstermiş olduğunuz teveccüh için ayrıca teşekkür ediyoruz. Mevzular 55 burada bitiyor. Hepinize saygı ve sevgi sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Kutlu olsun. Hoşçakalın.